Evet, selamlar arkadaşlar. Biraz zor bağlandım. Şeyden özellikle bağlanmaya çalıştım. Bilgisayardan bağlanmaya çalıştım ama kodlama yapmam lazımmış. Bu kodlamayı yapamadığımız için bağlanamadık. Evet, sorular gelmeye başladı. Doğu Anadolu'dan hangi ırklar olur? Yerli ırklardan Akkaraman, Kangal, İvesi bunlar olur. Yabancı ırkların hepsi olabilir. Önemli olan ne yaptığınız, süt mü, et mi, buna dikkat etmek lazım. Şimdi bir yandan da hazırlıklarımı yapıyorum. En azından bir şekilde bilgisayarımdan da takip etmeye çalışacağım. Bir koyunun kuzusu ile bir senelik maliyeti nedir? Şimdi o kadar geniş bir soru ki bu Ahmet kardeşim. Şimdi bir koyunun kuzusu ile maliyeti eğer siz tamamen içeride bakıyorsanız 1 lira olsa 365 lira demek ki ne oluyor? 700 küsür lira civarı oluyor koyuna bakma maliyeti. Artı 250 lira civarı da kuzuya bakma maliyeti olarak düşünürsen eğer demek ki toplamda 1000 lira civarı oluyor. Bir kuzuya bakma maliyeti. Eğer sen o bir kuzuya baktığın zaman 45 kilo da kestiriyorsan şu andaki paralarla alacağın rakam da 1050-1100 lira civarı oluyor. Hesaplamak lazım tabii. Hesap makinesi şu anda elimde yok. Ama bence daha böyle güzel sorular sorsanız daha iyi olur. Bakayım burada pedigri olmayan bir koyun koç pedigrili hale nasıl getirilebilirim? Soylu bir hayvan yapabilir miyim? Yapabilirsin. Dışarıda pedigri dediğimiz şey biliyorsunuz tamamen pedigri dediğimiz şey bizim hayvanın şecereli olması. Şecereli olması ve tamamen onun bir yere kayıt edilmesi. Bu kayıtlarda da genelde işte belli bir bedel alınıyor yurt dışında. Ondan sonra ilk seni aldıkları zaman senin hayvanların %100 pedigri olmuyor. İsterse %100 safkan olsun pedigri olmuyor. Ve onlar yavaş yavaş bir şekilde her yeni nesil geldiğinde 4 nesil dolana kadar devam ediyor ve dördüncü nesilde tam pedigri olunuyor. Dördüncü nesilden sonra da artık tamamen pedigri, full pedigri olmuş oluyor ve nüfus kağıdını kazanmış oluyor. Şimdi şöyle ben genel anlamda bakıyorum. Agalaksi vursam süt verimi düşer mi? Hayır, düşmez. Mastit var. Mastit varken Agalaksi vurma. Agalaksi'yi zaten gebelik döneminde vurman lazım. Eğer kaçırmadıysan ondan sonra da 6 ayda bir yapacaksın. Önce tekrarıyla beraber yapacaksın. Şöyle bakıyorum. Evet arkadaşlar gelen sorularınıza bakıyorum. Korona kuzu kesim fiyatlarını nasıl etkiler? Valla bence kuzu fiyatları şu anda bir düşüş yaşıyor. Bu bir geçici düşüş. Ama daha sonra bence yükselecek. Çünkü herkesin tüketmeye ihtiyacı var. Bu sadece kuzu olarak düşünmeyelim. Dana etinde de işte kanatlılarda da mutlaka ihtiyaç var. Mutlaka fiyatlar çıkacak ve yükselecek. Canlı yayınlar konusunda çok da böyle başarılı değilim. Onun için birazcık daha zamana ihtiyacım var. Osman abi iyi akşamlar. Akkaraman ırkı hakkında kısaca yorumları. Akkaraman bence Türkiye'nin en geniş popülasyona sahip ırklarından bir tanesi. Özellikle Orta ve Doğu Anadolu'da çok gelişmiş bir ırk. Evet kuyruklu yağlı bir ırk ama özellikle kebaplarda bunu kullanıyoruz. Bana göre Akkaraman sütçül bir ırk. Fakat aynı zamanda çok cabbar bir hayvan. Biliyorsunuz Dorper müthiş az yiyip çok etlenen bir hayvan olarak söyleniyor. Ama şunu da unutmayalım. Akkaraman bazen taşta toprakta yürüyor. Çok az ot olan yerlerde yürümesine rağmen bir şekilde gerçekten hem yavrusuna bakıyor hem kendine bakıyor. Şimdi tekli kuzuluyor diyorlar. E kardeşim sen onlara bizim Marmara bölgesinde baktığımız bir Merinos'a baktığımız ırk gibi bakarsan bence Akkaraman da çok iyi verimler verir. Ha Akkaraman'ın bir varyetesi de Kangal. Kangal daha etçil bir hayvan, daha iri bir hayvan. Avrupa'nın en iri
İşte iki ırkından biri. Biri Merino Longşart, biri Akkara, şey Kangal. Dolayısıyla ikisi de güzel ırklar. Yani yerli ırklar da çok güzel. Irkın kötüsü yok. Her zaman dediğimiz bakıcının kötüsü var. Şöyle bakıyorum, kaçırdığımız neler var. Cengiz Çaylı kardeşim, sağ olsun, Türkiye'mizin büyük baştaki bedarı iftarı. Teşekkürler Cengiz. Bana çok büyük destek veriyorsun bu teknik konularda özellikle. Ben maalesef çok iyi değilim. Aslında şöyle geçmişe gidip baktığım zaman Amerika'da okurken ilk o zaman daha bilgisayar eğitimleri yeni başlamıştı. Biz başladık fakat teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki gençler daha iyi adapte oluyor. Biz biraz adapte olmakta bence gecikebiliyoruz. Şöyle bakalım, Charles mi, Île de France mı? Bakın arkadaşlar, şöyle bir şey söyleyeceğim size. Elimde bir veri var. Bu veri Macaristan'daki bütün pedigri ırkların verilerini içeriyor. Şimdi böyle sıralamaya baktığımız zaman, ama bu da sizi yanıltmasın. Ben bunu söyleyeceğim ama o öyle mi, bu böyle mi demeyin. Birincisi Suffolk, ikinci Charolais, üçüncü Merino Langchaff, dördüncü Île de France. Ondan sonra aşağı doğru Berişon düşer, aşağı doğru gidiyor ve Macar Merinosu geliyor ve altlarda Lakun geliyor. Lakun zaten süt ırkı. Şimdi ikizlik oranlarına baktığımız zaman da bunlar birbirine çok yakın. Ama Macar Merinosu mesela %40 %50'lerde ise örneğin işte Suffolk %70, Charolais %69, Merino Langchaff %69-70. Bu pedigriden alınan kayıtlar. Günlük canlı ağırlık artışlarına baktığımız zaman aralarında 5 ila 15 gram arası oynuyor. Sadece 90 günden sonra Merino Langchaff hepsinden daha fazla canlı ağırlık alıyor. Niye? Daha iri, yani dolması daha uzun sürdüğü için. Yani dolayısıyla ırklar çok birbirine yakın. Bunu buradan söyleyebilirim. Charolais de çok güzel bir ırk. Özellikle but yapısı, genetik özelliği çok güzel bir ırk. Yalnız şunları da unutmayalım. Özellikle bazı prolifik ırklar, örneğin işte Île de France, Charolais gibi ırklar sert yapılara sahip. Bunu da bilmemiz lazım. O sert yapı işte otlatmada, mera yayılımında işte farklılık içerebiliyor. Mesela Merino Langşaflar çok güzel mera yayılımı var. Ama Merino Langşaflar da çok geniş yayılıyor. Avrupa ırklarının çoğu belki böyle. Niye? Çünkü orada başında çoban durmak zorunda değil. Şöyle o konuya cevap verdik. Fiyat bilgisi. Hemen bir fiyat bilgisi vereyim. Ben damızlık ol vasfı olmayan hayvanlarımı geçen hafta kestirdim. 23,5'tan kestirdim. Şu anda 22,5-23,5'lara kadar düştü. Ondan evvelki hafta 26-27'lere kadar gördü. Şu andaki düşüş bence suni bir düşüş. Tekrardan yükselecek. Mustafa Özçallı, Osman abi iyi akşam, Uşak'tan yer satın aldık. Hayırlı olsun Mustafa kardeşim. Bu kardeşimiz de koyunculuğa başladı. İstanbul'da küçük bir yerde başladı. İstanbul'a yakın bir yerde başladı. Şimdi artık Uşak'ta yapacak. Biz de desteklemeye devam edeceğiz. Şimdi özellikle yeni mesela bu arkadaşımız önce ne yaptı? Yer kiraladı. Önce bir kendini eğitti. Ondan sonra tamam ben hazırım dedi. Gitti yerini kiraladı. Dolayısıyla ilk başlayan arkadaşlara benim tavsiyem daima lütfen önce bir yer kiralayın. Bakın burada birçok büyükbaş çiftliği kapandı. Ben Allah göstermesin, kimsenin işi bozulmasın, kimse işini kapatmasın ama kapanan birçok yer var. Özellikle araştırın, böyle çiftlikler bulun. Yani bugün çok uygun fiyatlarla yer kiralayabiliyorsunuz. En büyük yapılan yanlış şu. Önce arazi alınıyor, korkunç paralar veriliyor. Arkadan bina yapılıyor, korkunç binaya paralar veriliyor. Ve o bina yapıldıktan sonra cepte hayvana harcayacak para kalmıyor. Peki ne oluyor? Gidiyorlar en ucuz ya da karışık işte farklı ırkları alıyorlar. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka önce yer kiralayın. Mümkünse cebinizdeki parayla en iyi
ırkı ya da ırkın en iyisini alın. Hangi ırkı alırsanız alın, gidin en iyisini alın. O zaman o aldığınız hayvanlardan performans bekleyebilirsiniz. O performans da size birçok şeyi öğretecektir. Evet, kaçırmadan şöyle notlara bakıyorum. Kuzusunu almayan şişek ne yapabiliriz ilk doğum? Şimdi kuzusunu almıyorsa koyunu bağlayacaksın. En azından büyütene kadar bir şekilde annesini emzirmesini sağlamak lazım. Ama ondan sonra Arge diye yazmış arkadaş. Ondan sonra da eğer almıyorsa ya onu elden çıkaracaksın. Çünkü almayan hayvanı istemiyoruz. Yani genetik olarak da onun öyle olmaması lazım. Suffolk ırkı. Valla birçok arkadaşımız var. Buradan şimdi söyleyemem ama Suffolk konusunda yapan arkadaşlarımız var. Gönen'de arkadaşlarım var. Oranın daha sonra bana gündüz saatlerinde ararsanız ben bir şekilde size telefonunu vermeye çalışırım. Bizden kuzu her zaman alabilirsiniz. Sıkıntı yok. İyi akşamlar Can Yalın. Süper Çiftçi TV'de en son çekim kaplan çiftliği ne zaman yayınlanır? Zaten kaplan çiftliği ile ilgili son çekimimi yaptım. Biliyorsunuz bu koronavirüsten dolayı seyahatler artık kısıtlandı. Seyahat edemiyoruz. Evimizde bol bol vakit geçiriyoruz. Onun için de bu canlı yayınlar hepimiz için çok önemli. Birçok arkadaşım yapıyor. İşte Cengiz Çaylı arkadaşım da, diğer arkadaşlarım da hep yapıyorlar. Şimdi burada tabii ki bilgi alışverişinde bulunmak, sizlerden de bilgi almak. Ama gidemediğimiz için ben ne yapıyorum? Kendi çevremdeki, kendi çiftliklerimizi, işte Kaplan Çiftliği, OTG Hayvancılık Çiftliği, Saraçlar Çiftliği gibi çiftlikleri çekmeye çalışıyoruz. Bir Akkaraman koyunu kışın kaç kilo arpa yemeli, bir günde siz ne ile besliyorsunuz? Yani besleme geniş bir konu. Bir kere onunla ilgili bir videom var. Bir hayvan canlı ağırlığının %3'ü kadar maksimum yiyebiliyor kuru madde üzerinden. Bunu hesaplarsanız demek ki işte bir hayvan 60 kilo gelse 3 kere 6 18, hadi %2,5'tan hesaplayalım. 1,5 1 kilo 600 gram civarı oluyor. Bunun yaklaşık 1 kilosunu ot olarak düşünün. Ot. Sılacı düşünmüyorum. Samanı zaten düşünmüyorum. Saman bana göre altlık. Türkiye'de yanlış kullanılan bir malzeme. Ama onun üstüne de tahıl verebilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? İşte 600 gram vereceksiniz. Bir ton olarak düşünün. Bir ton yem yapın. 500 kilo arpa, 100 kilo mısır, 150 kilo buğday, 150 kilo ayçiçeği küspesi ya da buna benzer yani yakın gübre kullanabilirsiniz. İşte ondan sonra 25 kilogram premix, buna ek olarak işte 10 kilo tuz, 15 kilo mermer tuzu toplam bir tona getirin. Yani ben şu anda alelacele söylüyorum. Bir tona getirdiğiniz zaman bunun 500 gramını hayvana verebilirsiniz. Yani 1 kilo ot veriyorsanız, 1,2 kilo ot veriyorsanız 500 gram civarında yemleme yaparsınız. Bunu daha sonra hayvanın doğumuna yakın süt yemiyle takviye edebilirsiniz. Süt yemi, vereceğiniz süt yemi de atıyorum 100 gramla başlayıp işte hayvanın ikizlik, üçüzlük durumuna göre arttırabilirsiniz. Evet, şöyle devam edelim. Merinos et ırkı daha iyi olması için bir koç öner. Ha, şimdi ben Karacabey Merinosu kullanıyorsanız Karacabey Merinosu koçları kullanın. Ya da Polatlı Merinosu varsa Polatlı, Anadolu Merinosu, Anadolu Merinosu kullanın. Ancak melez ırklarınızla ya da elinizden çıkarmayı düşündüğünüz koyunlarınızla ilgili etlik almak istiyorsanız Île-de-France kullanabilirsiniz. Merino Longchamp kullanabilirsiniz. Berrichon Duchère kullanabilirsiniz. Charolais kullanabilirsiniz belki. Ha, mesela Suffolk niye önermiyorum? Suffolk'u şöyle diyorum. Eğer elinde Alman Karabaş varsa ya da Cigay gibi, Cigay diyor, Cigay diyor, Sky olarak geçiyor. Bu bir Macar Merinosu ve Türkiye'ye ithalle çok geldi bu hayvan. Hep Karabaş ve Suffolk adı altında geldi. Suffolk ya da Karabaşlı uzaktan yakından alakası yok bu hayvanın. Ama hayvanı kötülemeyelim. Fakat bu tür hayvanları Alman Karabaşı da dahil olmak üzere Suffolk'la çiftleştirip daha iyi et alabilirsiniz. Evet. Gönen'den selamlar. Kuzularımızı satamıyoruz. Ne yapalım? Piyasa ne zaman düzelecek? Şimdi
satamıyoruz derken kuzu alımları devam ediyor benim bildiğim. Yani biz halen satıyoruz. Evet, piyasalarda birazcık kırılma eğilimi var ama yani satmamak için bir neden yok. Ben size şu tavsiyede bulunayım. Eğer kuzunuz kiloya geldiyse, randımana geldiyse onu daha fazla bekletmenin alemi yok. Evet, birkaç lira kaybedebilirsiniz ama kuzuyu bence kestirmekte fayda var. İnşallah beklerim Nail kardeşimiz. Ben herkese her zaman randevuleşerek çiftliğimize beklerim. Sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyarım. Hiç benim için bir sıkıntısı yok. Evet, Mustafa Türkmen demiş ki kolay gelsin. Akdeniz bölgesinde hangi koyun ırkları gider? Arkadaşlar, benim tecrübelerime göre ben size şunu söyleyeyim. Türkiye'nin her yerine hemen hemen her ırk gidiyor. Ben bile bazı zaman yanılabiliyorum ve diyorum ki ya bu ırk şuraya gitmez, buraya gitmez. Ha, nedir? O ırkı götürdüğünüz zaman adaptasyon sürecinde, yani doğal genetik seleksiyonda mutlaka ve mutlaka bir takım kayıplara uğrayacaksınız. Bunu göz önüne almak zorundasınız. Yani götürdüğünüz ırk, götürdüğünüz yerde bir takım sıkıntılar yaşayabilir bazıları. İşte 100 tane götürdüysen 70 tanesi, 80 tanesi, 90 tanesi adapte olabilir. O ırktan ırka değişiyor. Ve bunları yaptıktan sonra orada o ırkı yetiştirebilirsiniz. Ama tabii ki mesela bazı ırklar var. Onları adaptasyonu zordur. Mesela bir Hemşin koyununu alıp ta Artvin'in dağlarından alıp getirip de işte Akdeniz'e götüremezsiniz. Götürdüğünüz zaman bırakın Akdeniz'e götürmeyi, onu Marmara bölgesinde de ya da Orta Anadolu'da da yetiştiremezsiniz. Çünkü tamamen dağda yetişen bir ırk. Dağda yetişen bir ırk olduğu için ve kar altında eşeleyerek beslenen bir ırk olduğu için bacakları kısa. Onun için bunlara dikkat etmek lazım. Yoksa birçok ırkı besleyebilirsiniz. Yani Akdeniz bölgesinde Merino Longshot mesela, ben beslediğim için ve gönderdiğim için söyleyebilirim. Çok rahat olabiliyor. Evet, Yakut Taşdemir, Osman Bey, Avrupa'dan semen ithalatı serbest mi? Semen, semen demek istiyorsunuz. Yani suni tohum demek istiyorsunuz. Yine sadece Macaristan ve Bulgaristan'dan mı ithal ediyor? Şimdi benim bildiğim Siemens'a, eğer saman değil Siemens, yani suni tohumsa, dünyanın her yerinden getirtilebiliniyor. Ancak belli izinleri var. Yani bildiğim kadarıyla onlardan almak lazım. Fakat maliyeti yüksek. Yani ve suni tohumlama, yaş suni tohumlama daha başarılı. Bunu İspanya çok iyi yapıyor. Yani benim gittiğim oradaki Lesia diye bir ırk var, hayvan ırkı var. Özellikle kuzey bölgesinde şu anda tabii korkunç korona var oralarda. O ırkta %85 suni tohumlamayla hayvanları çiftleştiriyorlar. Evet, Nail Akşit demiş ki video çekebilir miyiz beraber demiş. Tabii ki çekebiliriz. Teşekkür ediyorum. Eyüp kardeşimize, Yusuf Alkan, Osman abi senden şimdiye kadar Merino Longshot, Pırlak, başka ırk çiftleştiren verimi. Evet, yani benden alıp Pırlak'la çiftleştiren arkadaşlarımız oldu. Özellikle o Pırlak koyununda çok benzerlikler var. Dolayısıyla et verimini arttırdığı arkadaşlarımız tarafından söyleniyor. Evet, arkadaşımız, Basri arkadaşımız sormuş. Mustafa Kemal Paşa Dağ köyünde flashing yaparak sütten keserek 2 yılda 3 kuzulama yapabilir miyiz? Kıvırcık. Tabii Kıvırcık'ta zaten Emre Tınaz arkadaşımız var mesela. O bu konuda 2 yılda 3 kuzulamayı denedi ve çok da başarılı. Kıvırcık'ta alabiliyor. Teşekkür ederiz. Güzel yorumlarınızdan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bafra koyunu. Ah, şu Bafra'yı daha tam öğrenemedim ama Bafra gerçekten duyduğum kadarıyla, mesela Murat Şevki Yavuz arkadaşımız var. O konuda çalışma yaptı. Bana bilgi verdi. İnşallah bu koronavirüs bittiği zaman işte hedefim de Güneydoğu Anadolu, Adana, Hatay, Diyarbakır, Siirt, o bölgeler var. Ondan sonra Karadeniz bölgesi var. Karadeniz'i şimdi Doğu Karadeniz bölgesini çektik ama Orta Karadeniz'i ve Batı Karadeniz'i çekmedik. Oraları da bir şekilde çekmeyi planlıyorum. Ondan sonra Ege bölgesini çektim ama gene gideceğim. Akdeniz'i çektim, gene gideceğim.
Oralara gideceğim. İnşallah oraları çekeceğiz. Evet, Şener Şen uzun tarladan selamlar. Uzun tarla, dostlar şöyle söyleyeyim. Uzun tarla benim babamın çiftliğinin olduğu yer. Koza çiftliği. Biz orada 59 yıllarından beri varız. Ve uzun tarla bir Çerkez köyüdür. Örnek bir köydü zamanında. Çok güzel bir köy. Atların olduğu, at yarışlarının olduğu ve ben de orada çok at bindim, at koşturdum. Uzun tarlanın bizde ayrı bir yeri var. Buradan selam olsun. Afyon'a selamlar. Şimdi şöyle bakmaya çalışıyorum tabii. O kadar çok geliyor ki kaçırmadan yapmaya çalışacağım. Evet. Merasız koyunculuk hakkında neler düşünüyorsunuz? Musa Sezgin sormuş. Değerli kardeşim, Merasız eğer et koyunculuğu yapacaksan maalesef tavsiye etmiyorum. Maliyeti çok yüksek. Bunu unutma ama yapabilirsin. Merasız olduğu takdirde süt koyunculuğunu tavsiye ediyorum. Çünkü süt koyunculuğundaki gelir çok daha fazla. Kırklareli'ne eline hep geliyoruz zaten Harun Kale. Gelmeye de devam edeceğiz. Durmuş Çeltik yayın dondu dedi. İnşallah donmamıştır şu anda. Şu anda bende çalışıyor gözüküyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Mustafa Doğan 75 metre lanşafla başlayacağım diyor. İnşallah başlarsın. Salim Güven'e selamlar. Çanakkale'de değerli kardeşimiz. O kardeşimize de ilk kuzularını biz vermiştik. O da şu anda çiftçilik yapıyor. Esen Damızlık Çiftliği. Buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Servet Cömert abi, yurt dışında hayvan ithal ederek ne gibi prosedürler var? Hangi belgeler isteniyor? Gümrük ve hayvanlar karantinaya. Vallahi biz ithalat yapıyoruz. İthalata herkes soyunmaya başladı. Eğer tabii ki almak istiyorsan bize gelebilirsin. Biz de elimizden geldiği kadar sana anlatmaya çalışırız. Servet Cömert yazmıştı. Şimdi bazı isimsizler var. Onları pek hani okumak şey yapmıyorum. Yani bence insanlar neden ismini saklar? Ya ben bunu anlamıyorum. Ya ismini tam olarak koy. Burada hep beraber seni tanıyalım. Yani yine de onlara da çok sevgi selamlarımı iletiyorum. Çok güzel mesajları var. Mesela Aksakallı. Keşke senin ismini bilsem. Aksakallı. Semih Bayram, Mor Karaman ve Akkaraman'dan 2 yılda 3 doğum olur mu? Valla bence olabilir. Ama eğer meram varsa, bakın onu da özellikle söyleyeyim. Hangi ırka bakıyorsan bak. 360 gün veya 350 gün merada otlattığın yerde bence 2 yılda 3 kuzulama yapma. Ama 6 ay otlatıyorsun veya içeride bakmak zorundasın. Evet, 2 yılda 3 kuzulama yapmak zorundasın. Bundan da %100 verim alamayabilirsin. Ramazan Temel Konya'dan selamlar. Sakız koyunu olur mu? Valla ben sakızcılarla da konuşuyorum. Sakız her yerde olabilir. Olmaz diyorlar. Güzel bir süt koyunu. Mesela şimdi bana sordukları zaman süt koyunu olarak işte Asaf, Lakun, Sakız. Ondan sonra işte İvesi, sonra Akkaraman, Mor Karaman. Bunlar da süt koyunu aslında. Yani bakıldığı zaman hepsinden güzel şeyler elde edilebilir. Evet. Asaf önerir miyiz Tekirdağ bölgesinde? Olabilir. Yani benim kafam biraz orada karışık. Lakun mu Asaf mı? Lakun mu Asaf mı? Bazı zaman kalbim böyle Asaf'a kayıyor. Bazı zaman bir anda dönüyorum. Ya diyorum, bence Lakun diyorum. Şimdi ikisinde de mesela Asaf'taki süt rayiyası çok güzel. İvesinden dolayı geliyor. Süt verimliği yüksek. %50 ikizlik oranı. Ama Lakun'a geliyorsun. Lakun'da ikisi de bizim koyunumuz aslında. Yani bir tanesinde Doğu Friz var Asaf'ta. Ama İvesi kanı var. 8'de 5 İvesi kanı var. Öteki tarafta Lakun zaten Lakoyun. Yani Lakoyun. Dolayısıyla Lakun'un da ikizlik oranı yüksek. Çok rahat yumurta yapıp çiftleşmeye gelebiliyor. Ve ikizlik oranı yüksek. Süt verimi belki bir dijit daha aşağıda. Ama o da çok güzel bir koyun ırkı. Yani valla bu biraz da kişisel tercih diyelim. Yani öyle diyebiliriz. Koyunu 5 gün aç bıraktık. Sadece saman verdik, kurumuyor. Ya
Değerli arkadaşım, ben en verimli koyunu dahi en son kuzularını emdikten sonra ayrı bir bölgeye aldığım zaman, çünkü koyun psikolojik olarak da onu hissetmesi lazım. 2 gün aç susuz bıraktığın zaman, aç susuz saman dahi, yani samanı 2. gün biraz verebilirsin, zınt diye sütünü kesiyor. Ben bunu gördüm ama sen başaramamışsın. Yani demek ki başaramayanlar da olabiliyor diyebiliriz. Şimdi Kenan Yokuş kardeşimiz yazmış. Yani ben Kenan sana söyleyebileceğim bu. İbrahim Acar abi, Merinos koyuna Merino lanşap benzesem. Valla Merinoslara Merino lanşap süper gidiyor. Boyutu büyütüyorsun. Çünkü lanşap daha büyük. Özellikle Macar Merinosunda bunu öneriyorum. Niye? Boyutu biraz daha büyütebilirsiniz diye. Dominant karakterleri çok yüksek. Merinos her tarafı. Dünyanın, bakın, Merinos Türkiye'den, Anadolu'dan çıkmış bir ırk. Önce Afrika'ya gitmiş. Afrika'dan İspanya'ya, İspanya'dan Anadolu'ya, daha sonra dünyanın her yerine, Avustralya, Yeni Zelanda, her yere gitmiş bir hayvan. Dolayısıyla orada olmaz, burada olur diye bir şey yok. Her yerde olur. Yani inanın, her yerde olur. Hiçbir sıkıntısı yok. Evet, konuşmaktan bazen ağzımız kuruyor. Hani bazen böyle bazı insanları, büyüklerimizi seyrediyoruz. İşte konuşuyor konuşuyor, sonra dur bir dakika su içeyim diyor. Ya diyorum, niye su içiyorlar? Gerçekten konuştukça ağız kuruyor. Evet. Şöyle aşağı doğru inelim. Başımı, amin, teşekkür ederim. Allah razı olsun Salim kardeşim. Güzel yorumun için. Ya bir anda gidiyor bu da. Yani burada o kadar çok yorum var ki kaçırmamaya, kan damıştan selamlar. Acı Bayam koyunu, Acı Bayam koyunu ile ilgili daha yeteri kadar çekim yapmadım. Acı Bayam'la çektiğim zaman söyleyeceğim Çağrı Dolas. Genç üreticiler sizi gerçekten seviyorum demiş. Allah razı olsun. Gönen Tarım Fuarı'nda görüşmüştük. Buradan selamlar gönderiyorum sana. İsmail Demircan Doğu Friz yazmış. Doğu Friz muhteşem bir süt hayvanı. Hassas bir hayvan. Ama gerçekten ben bunu işte özellikle Almanya'da gördüm. Çok başarılı olan arkadaşlar var. Ve çok güzel de sütünden peynir yapıyorlar. Çeşit çeşit peynir yapıyorlar. Deniz Demir. Deniz Demir demiş ki nerelisin demiş. Valla biz dünya vatandaşıyız diyorum. Niye? Bebek doğumluyum. Doğma büyüme Bebek İstanbulluyum. Ama baba tarafım Rize Hemşin, Kırım'dan gelmişiz. Anne tarafımız Manisa Akhisar. Ama dünyanın hemen hemen her yerine gittik. Antarktika ve Avustralya hariç nasip olmadı da. Onun için kendimizi bu dünyanın insanı olarak görmeye çalışıyoruz. Koç aynı sürüye kaç kere katılır? Vallahi ben bir şey söyleyeceğim. Burada birazcık hani tabuları kırmak anlamında, eğer elinizde süper iyi bir koç varsa 6-7 sene bile kullanabilirsiniz. Ama o koçun süper bir koç olması lazım. Kullanabilirsiniz. Tabii ki orada hani şunu yaşayabilirsiniz. İşte akraba ilişkisi, hani kanda bir takım sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama eğer koçunuzun kanında veya çiftleştirdiğiniz yavrularla beraber kanda herhangi bir genetik hata yoksa bir sıkıntı yaşamazsınız. Sivas'a Deniz Demir, Sivas'a sevgiler, selamlar. Onur Zeybek abi, koyun yapmak istiyorum. Kredi var mı? Valla kredi veriyorlar. 1200 lira falandı koyun kredisi zannedersem. Hatta işletme kredisiyle beraber 1500 liraya kadar geliyor. Ama teknik bilgiyi bana sormayın. Ankara Çubuk'ta süt koyunu hangisi uygundur? Valla söyledim, Ahmet Kargan kardeşim. Lakun da olabilir, Asaf da olabilir. Hepsi olabilir. Hatta sakız bile olabilir. Yani bu birazcık tercih ve tabii ki yerli koyunlarda şu sorunumuz var. Damızlık bulmada sıkıntı yaşıyoruz. Yani istediğimiz efsaflara ait damızlık bulmada sıkıntı yaşıyoruz. Onun için dikkat etmemiz lazım. Şöyle şarjımı da kontrol ediyorum. Sıkıntı yok şarjımızda. Evet, Ahmet Topal. Teşekkürler, memnun oldum. Genç üreticilerden Ahmet Topal ismini yazdı. Böyle isim yazınca gördüğüm zaman
okuyabilirim. Mustafa Alkan, koyunlara regres ilacı verebilir miyim? Valla slash'tan korkuyorum. Daha bugün birisi aradı. Kuzu atmaya başlamış gebe koyunları. Ne yapıyorsun dedim. Slash yediriyorum dedi. Bence slash'a alıştıranlar var ve çok başarılı yedirenler var. Ama unutmayın ki slash'ı eğer siz değil de çobanınız yediriyorsa orada ciddi sıkıntı var. Çünkü içinde çıkacak en ufak bir küf o hayvana ciddi şekilde zarar verebilir, öldürebilir hatta. Onun için dikkat edin. Türkiye'den Muhammed Ali Cesur yazmış. Bak ondan önce Ali Temizkan abi benim yorumlarımı neden okumuyorsun? Ali Temizkan senin yorumunu kaçırmışım. Özür dilerim. Bir daha geldiğinde okumaya çalışayım ya da geri gideceğim, bakacağım. Ama bu arada Muhammed Ali Cesur güzel bir şey yazmış. Türkiye'den yurt dışına koyun ihracatı var mı? Ben bunu ilk Gaziantep'e gittiğimde Gaziantep Koyun Keçi Birliği Başkanı Osman Türkman bana dedi ki böyle böyle var dedi. İlk önce inanamadım. Gerçekten araştırdım var. Ondan sonra biliyorsunuz İzmir fuarında şeyle Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş ile çekim yaptık ve o çekimde kendisi anlattı yani ihracatımız vardı da hatta o ihracattan dolayı da fiyatlarımız yükselmişti. Şimdi Ali Temizkan, Anadolu Merinosu Akkaraman'dan iyi midir? İri midir? Ha. Şimdi güzel bir soru. Ama şöyle söyleyeyim. Anadolu Merinosu Alman etçil merinosla Akkaraman birleşmesinden ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bence daha iri. Yani benim gördüğüm ama benim gördüklerim daha iri. Yani hatta şöyle söyleyebiliriz. Bence Anadolu Merinosu Karacabey'den de daha iri. Böyle düşünüyorum ben. Yanlış da olabilirim ama bu benim şahsi düşüncem. Ali Temizkan kardeşim umarım soruna cevap vermişimdir. Ahmet Ceylan, Hayrabolu Kayı'ndan sevgi o komşumuz. Sağ ol, teşekkür ederim. Komşumuz da izliyormuş. Ne mutlu bize Hayrabolu'dan komşumuz da izliyor. İbrahim Acar, Osman abi koyunlara bu sene buğday sılacı yapmak istiyorum. Nasıl? Abi söylüyorum bakın İbrahim Acar kardeşim. Ben şahsi olarak silajdan çekiniyorum. Çünkü geçmişte çok sıkıntı yaşadım. Ben sadece tecrübelerimle konuşuyorum. Ama kimseye de aman silaj yedirmeyin ha demiyorum. Silajı yedirecekseniz dikkatli yedirin. Evet yani buğday sılacı da güzel. Ha, şunu da söyleyeyim. Türkiye'de sılacı ilk getirenlerden birisi benim. Bundan 40 yıl önce. Türkiye'de sılacı nedir bilmiyorlardı. Mısır sılacı nedir kimse bilmiyordu. Ben ilk yapmaya başladım. Nerede? İzmit ve Adapazarı bölgesinde, köylerde. İnsanlara zorla sılaj yaptırdım. Ama bunu ne için yaptım? Büyükbaş için yaptım. Sonra işte son 10 senedir koyunculuğa girince hatta ilk girdiğim zaman dedim ki ya sılaj var, mısır sılacı var. Ne lüzum var biz uğraşıyoruz? Mısır sılacıyla hareket edelim dedik. Ve ettiğimize edeceğimize bin pişman olduk çünkü ben elemanlarla çalışıyordum. Elemanlara dikkatli koyun dememe rağmen karmayem özellikle karmayem makinesine siz küflü sılacı da doldurursanız mutlaka birkaç hayvana gelecektir ve çok ciddi ölümler yaşadım. Hatta başka hastalıklar da yaşadım. Onu da söylemek istemiyorum şimdi. Evet, şöyle inşallah tanışırız komşum. Öyle söyleyeyim. Şimdi buradan devam edelim. Tabii çok şey var. Kaçırıyoruz. Bolu'ya selamlar. Sinan Yıldırım. Şöyle hızlı geçeyim. Hibe destek konusunda bilgi var mı? Bilgim yok şu anda. Sedat Torun yazmış. Eyüp Yurtsever güzel insan iyi akşamlar diyelim. Ki koçunuz orijinal bir bu koçun kaçıncı kuzusunda safkan elde edebiliriz? Bunu söylemiştim. Dördüncü nesilden sonra Yusuf Alkan abis bu sene kuzu et fiyatları inşallah iyi olacak söyledim. Ali Temizkan teşekkürler. Mehmet Genç merhaba iyi akşamlar. Bergama çevresinde yani Kuzey Ege'de kesim için en çok kıvırcık tercih ediyorlar. Kıvırcık alternatifi hangisi? Merinos bence. Ya her ırk yetiştirilebilir ama Merinos'u söyleyebilirim. Gönen'e ne kadar gelmeyi düşünüyorsun abi? Ne zaman? Ahmet Topal yazmış. İnşallah en kısa zamanda geleceğiz. Şimdi buradan Adem Akbulut yazmış. 10 dekar alana regras ve sunumere 50-60 koyunu bunların kuzularını yıl boyu burada yayarak yapamazsın. Bir dekar bir koyun demek.
Eğer tamamen ot üstünde yani toprak üstünde besleyecekseniz bir koyun bir dekar. En fazla 0,8 koyun bir dekar 0,8 dekar bir koyun yapabilirsiniz. Yani çok yoğun sulamayla beraber belki bunu bir koyunu şey bir dekarı iki koyuna çıkarabilirsiniz. Ama tabii bu konuda özellikle ot uzmanları belki daha iyi söyleyebilirler ama benim yurt dışında en iyi otun olduğu yerlerde bu şekilde bakıldığını biliyorum. Irk çevirmeyi ne zamana kadar saflaştırırsınız? Dediğim gibi Mustafa Kaşık buna cevap verdim. Dördüncü nesil demiştim. Abi iyi akşamlar. Elimde Osman Akalan. 10-12 aylık damızlık koçum var mı? Hayır. 12 aylık damızlık koçum yok. Deniz Demir. Deniz Demir ne demiş? O kadar hızlı gidiyor ki bunu ayarlayamıyoruz tam olarak. Deniz Demir abi. İnşallah. İleride Kangal koyunu almayı düşünüyorum demiş bir arkadaş. Merasız ortamda kasaplık için arpa asılı kendi gözlerimle gördüm. Bence arpa asılına ben artık sıcak bakıyorum. Özellikle işte kapalı ve merasız ortamlar için işte size alternatif tercih bu olabilir. Yani hiçbir zaman bilemiyorsunuz. Yani hep yeni bir şeyler öğreniyoruz. Ben daha önce çok sorular geldi özellikle bu hasıl üzerine, arpa çimlendirme üzerine. Ben yıllar evvel fizibilite yapmıştım. Pek olumlu gelmedi. Çünkü niye bizim meramız vardı? Mera varken kalkıp da sen gidip bunu yapman son derece saçma bir olay. Fakat daha sonra işte gittiğim, ya, çekim yaptığım bazı yerlerde gerçekten arpa çimlendirmenin maliyeti daha düşük. Özellikle kabayem açısından ama o kadar güçlü bir kabayem ki sizin orada vereceğiniz tahıl çok daha aza iniyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Deniz Demir onu söylemiştik. Vessel Tekin Osman abi iyi akşamlar. Sulak arazi 100 dönüm sulak arazi 100 baş koyun yapay mera oluşturarak bakabilir mi? Kesinlikle bakılabilir. Arpa ve buğdayı da kurak ayrı tarla yem olarak yetiştireceğiz. Veysel Tekin sormuş. Bence kesinlikle olur. Bence gelecekte özellikle arazisi olanların etrafını çitle çevirip koyunun orada bakması, hatta o zaman hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Koyun orada yatacak, kalkacak. Üstüne isterse kar yağsın. Sağlam bir ırk edindiğiniz zaman ve sağlam beslendiği zaman enerjisini ve gerekli proteinini tam olarak aldığı zaman hiçbir şey olmaz o hayvana. Yalnız orada işte bekçi tutacaksınız. Tüfekle bekleyecek hırsızlara karşı. Hele bu son dönemlerde arkadaşlar çok dikkatli olun. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bakın Allah herkesin yardımcısı olsun. Ben çok endişe ediyorum. Özellikle sokak satıcılarımız, yevmiye ile çalışan insanlarımız, ondan sonra onun dışında yani bugün restoranlarda çalışanlar, otellerde çalışanlar, işte birçok yer bu tip sokak alanlarında yani işte hamburgerde çalışanlar, orada burada çalışanlar ne yapacak? Kaç ay daha maaş alabilecekler? Anaokulları, okullar, özel okullar çok ciddi sıkıntı var. İnşallah üstesinden geliriz. Allah bu arkadaşların yardımcısı olsun. Hepimiz birbirimizi kollamak zorundayız. Benim en büyük endişe duyduğum olaylar bunlar. Onu söyleyeyim ben. Onun dışında ben üreticiler olarak endişe duymuyorum. Biz malımızı satmaya devam edeceğiz. Bakın ben evdeyim şu anda ama ben çiftliğe gidip geliyorum. Sadece çiftliğe gidiyorum. Çünkü biliyorum çiftliğimiz öyle. Kimse girip çıkmıyor. Ama yine de çok dikkatli olmak zorundayız. Kolonyayı ayırmıyoruz. Kolonya devamlı yanımızda. Suyu devamlı içiyoruz. Maskeyi ve eldiveni eksik etmiyoruz. Bunları yapıyoruz. Şimdi gelelim Mehmet Mustafa Özen'e. Merasız ortamda kasaplık için arpa asılı mal. Bunu söyledik. Aydoğdu Bey, Almanya'dan selamlar. Bizden de selamlar olsun. Allah razı olsun. Sinan Yıldırım abi hayallerim var. Bir çiftlik kurmak ve sizden faydalanmak. Her zaman bekleriz. Sen ne zaman karar verirsen gel. Ama çiftlik kuracaksanız önce kiralayın. Önce kiralayın. Bu çok önemli. Yani satın almayın. Paranızı gömmeyin. Kiralayın. Bu arada biraz daha gidelim. Ben çok konuşup da değil.
sizlerin fikirlerini almak istiyorum. Ahmet Mede, ahır olarak endüstriyel çadır önerir misiniz? Çok güzel bir yere geldik. Ben bugüne kadar çadırın çok hızlı ve daha az maliyetli olduğunu söyledim. Fakat ben ciddi çalışmalar yapıyorum. Sadece koyun konusunda değil, bu barınak konusunda ciddi çalışma yaptım. Bir beyin grubum var benim. Aynı zamanda ortaklarım var. Hem yurt dışında araştırmalar yapıyorum, yurt içinde araştırmalar yapıyorum. Orada, burada ciddi bir üretim ekibimi kurduk. Ve şu anda inanır mısınız, belki inanmayacaksınız ama çelik konstrüksiyon, içinde suluk ve yemlikler dahil, altyapı size ait, nakliyesi size ait olmak üzere kaça mal ediyoruz biliyor musunuz? Kaça yaptırabiliyoruz? Metrekaresini 200 liraya yaptırabiliyoruz. Bu ne demek? Yani 500 metrekare yaptıracağınız bir yerin toplam maliyeti 100 bin liraya geliyor. Bu da en az çadır kadar ve çadırdan 10 kat daha sağlam. Bunu şimdiden söyleyebilirim. Bununla ilgili ileride çekimler yapacağım. Şimdi yapmadım ama Ahmet Mede açtığı için ben buradan da bu bilgiyi vermiş olayım. Hayvan gebeyken hangi aşıları vurmak gerekir? Arkadaşlar, bunlar tabii biraz veterinerlik soruları ve dikkat etmeye çalışıyorum. Tabii ki koruyucu veterinerliği hepimizin bilmesi lazım. Özellikle hayvanımızın son 45 gününde, bu 30 gün, 20 günde kalmış olabilir, 2 ayda kalmış olabilir. Entrotoksemi, karma aşısını mutlaka vurmanız lazım. Ve mutlaka burada vuracağınız şeyde, aşıda da içine E. coli ekletin. Pastörelle ekletmeyin, E. coli ekletin. Çünkü E. coli yavruya geçebiliyor. Ve yavrudaki ishal vakasını, E. coli vakasını durdurabiliyorsunuz. Ama Agalaksi'yi de ben öneriyorum bundan sonra. Agalaksi'yi daha farklı dönemde yapabilirsiniz. Ve mutlaka hangi aşıyı kullanıyorsanız, eğer marka değişikliği yapıyorsanız, onda bile 15 gün sonra tekrarını yapın. Ondan sonra 6 ayda bir bu aşıları mutlaka takip edin. Yani bu çok 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 önemli. Yunus Semiz kardeşimiz Karaca ve Merinos'u ile Merino olan şof arasında ne fark var demiş et konusunda. Valla Karaca ve Merinos da çok iyi bir ırk. Merino olan şof da iyi bir ırk. Ben Merino olan şofun canlı ağırlık artışı ve özellikle 100 günden sonra daha fazla canlı ağırlık artışı aldığını düşünüyorum. Karaca Bey Merinos'unun randımanı daha iyi ve daha erken kiloya, yani randımana daha erken geliyor. Bunu söyleyebilirim. İkisi de güzel bir ırk. Karaca Bey sevdiğim ırklardan bir tanesi. Ramazan Kartal ne demiş? Nasıl, sağ ol. İyi WhatsApp'tan yazmıştı. 3-4 aylık kuzu alsam bir yıl kadar. Ha, bunu sordun. Değerli kardeşim, eğer 3-4 aylık kuzuyu alıp bir sene bakıp, bu dana gibi değil. Dolayısıyla gerçekten ben bunu tavsiye etmiyorum. Yani para kazanmam mümkün değil. Yani 3-4 aylık 45 kiloya gelmiş kuzu zaten tavına gelmiş demektir. Bunu sen kalkıp da 90-100 kiloya ancak kurbanlarda satabilirsin. Kurban da iyi gitmediği takdirde ciddi para kaybedersin. Ama 100 kiloyu hiçbir kasap kesmez. Onu söyleyeyim. Şimdilik o kadar çok mesaj var ki geçtik. Dur. Şimdi tekrar kaldığım yere döneyim. Bu da Romano için ne düşünüyorsun? Evet. Ben Arnavut'um demiş. Burada herkese selam. Arnavut kardeşimize de Arnavutluk'tan mı arıyor? Seyat Dibra. Değerli kardeşim, Romanov Rusların özellikle kalpak ve eldiven, yani yapmak için kışın ürettiği bir ırk. Dolayısıyla çok doğurmasını istiyor. Çok doğurduktan sonra ondan aldığı, yavrulardan aldığı derilerle de kalpak ve eldiven yapıyorlar. Dolayısıyla amaç orada genetik olarak öyle bir hazırlamışlar ki Romanov'u, genetik olarak daha fazla doğurmasını sağlamak ve kuzularından yararlanmak. Şimdi bugün günümüzde bazı Romano yetiştiricisi arkadaşlarımız son derece başarılı gidiyorlar. Fakat ben kendi gözlerimle, sadece duyduklarım bunlar ama kendi gözümle gördüğüm, Edirne Açık Cezaevinde 35 tane Romano almışlardı. Hatta gittim böyle baktım. Ya dedim, burada dedim 300-400 nasıl öldürmeden başardınız bunu falan.
Abi dedi çok basit dedi. Her birinin başına bir tane mahkum diktik. 2 saatte bir temizliyor, emziriyor. Temizliyor, emziriyor. Peki dedim kaç ayda kaç hangi canlı ağırlık getirdiniz? 21 kiloya evet 5 ayda 21 kilo canlı ağırlığa getirmişler. Ama bakın buna rağmen bana işte ben mesela çok başarılı olanlar tavukçuluktan gelenler Romanov'a daha iyi bakıyor. Onu söyleyeyim. Yani Romanov'la ilgili söyleyeceğim bu. Evet doğurganlığı çok. Ona bakarsanız fin koyunu var. Fin koyunun melezleri var şu anda. Britta Hela diye onun videosunu yaptım hatta. Onun canlı ağırlık artışı ve kuzularının beslenmesi çok iyi. İkizlik oranında 2,3. Yani illa ikizlik diyorsanız. Ama ikizlik olduğu zaman acaba ikiz doğanlara bu kadar yüksek ikizlikte bakabilecek misiniz? Bunu da göz ardı etmeyin. Çünkü işçilik çoğalıyor. Evet, bakayım başka neler var. Mustafa Azaklı arkadaşımız, Londra'da yaşıyorum. Türkiye'ye dönmek istiyorum. 40 yaşındayım. Evet, 500 evet maddi imkanlarını söylemiş. Tabii ki yani geldiğiniz zaman tavsiye ederiz. Koyunculuk yapmak istiyorsanız ama unutmayın koyunculuk 365 gün 24 saat ilgi isteyen bir şey. Öyle hayvanı alıp da işte çobana teslim edeyim asla yok. Bunu unutmamak lazım. Evet Deniz Demir kâr edeceksin bir iş yapacaksan yoksa iş yapsan bir şey kazanamazsın. Tabii ki. Tabii ki kâr edeceğin işi yapacaksın. Behlül Babür Erzurum'da çadır sistemi olur mu? Gel kardeşim sana çelik konstrüksiyon sistem kuralım diyorum yani. Gerçekten buna inanıyorum artık. İnşallah bunun projelerini, programlarını da çekeceğiz. Başka şöyle Hasancığım piyasalar ne kadar düzelir? Vallahi piyasalar düzelecek. Ben inanıyorum. Yani bizim için düzelecek. Başkasını bilemem. Çünkü başka programlarla ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Dolayısıyla kendi programımıza konsantre olalım. Beni tabii ki eleştirebilirsiniz. Mutlaka eksiklerim vardır. Hiçbir şeyi de ben %100 her şeyi biliyorum diye bir şey yok. Bilmediğim çok şey de vardır. Düzeltmeye çalışacağız. Mehmet Bülent Yıldız, Osman Bey ise Ayvalık Küçükköy'de 12 dönüm beton duvar bir kısmı tel çit komple çevrili. Arsaya koyun bakmak istiyorum. 600 metrekare kapalı mevcut. Bakabilirsiniz. Yani ama önce bir hobi olarak başlayın. Çünkü tamamen merasız yapacaksanız, hele et yapacaksanız dikkat edin. Ama süt yapacaksanız daha rahat yaparsınız. Sağ olun. Çoban lazım değil şu anda bize. Çobanlarımız var. Toplam yıl maliyeti. Bunu vermiştim. Tamam, bir koyunun maliyetine, bir kuzuyla bir koyunun maliyetine 1000 lira demiştik. Buna bir ikinci kuzuyu eklerseniz 1250 lira. Kuzuları 2000 liraya satarsanız 750 lira gibi bir karınız olur. Bu kriz piyasayı çok kötü vuracak ama biz üreticileri, çünkü herkes yemek zorunda. Bakın restoranlar kapanabilir. Şimdi restoranda et yiyen vatandaş kasaptan et almak zorunda. Onun için ben üreticilerin daha ön plana çıkacağına, hatta şehirlerden köylere dönüşün hızlanacağı hususunda düşüncelerim var. Mehmet Bülent Yıldız et yapmak istiyorum. Tamam yardımcı oluruz. İlker Enes, Roman Ömer ortamında kasaplık olarak değil kurbanlık olarak düşünmekte fayda var. Önemli olan kuzum kaybı yaşamamak. Olabilir, düşünebilirsin İlker. Hiç bir şey diyemiyorum. Yani kurbanlık olarak Romanov düşünülebilir. Evet, Romanov yapanlar var ve çok kayıplara uğrayanlar var yalnız. Bunu unutmayalım. Sönmez koyunu, Ahmet Üren sormuş. Sönmez koyunu çok az var arkadaşlar. Ve sönmez ırkı tam oturmuş bir ırk da değil artık. Tipleme diyelim. Maalesef yeteri kadar bulamıyoruz. Güzel bir melezleme aslında ama çoğaltılamadı maalesef. Sinan Karagöl, iyi akşamlar. Yaşlı koyunlarınızdan satış yapıyor musunuz? Evet, yaşlı koyunlarımı çıkartıyorum ama gebe olarak satıyorum. Ya da doğurmuş olarak satıyorum. Onu ayrıca konuşuruz. Yani o kadar buradan değil de beni özel, yani yarın gündüz saatlerinde arayabilirsiniz. Benim bir de hayvanlarım pahalı. Yani bazıları yazıyor işte dana mı satıyorsun, döve mi satıyorsun?
Kardeşim benim verdiğim emekle ben buna satıyorum. Yani almak zorunda değilsiniz ama alanlar da genelde memnun. Mutlaka eksiğimiz hatamız oluyordur. Hiçbir şey %100 değil. Ama o hatalarımızı %99 düzeltmeye çalışıyoruz. Vitamin selenyum aşı adı verebilir misin? Selenyum bir aşı değil arkadaşlar. Selenyum bir mineral. Onun için aşı ile yani o kelimeyi ilaç olarak vitamin olarak söyleyebiliriz selenyumu. Vitamin ve mineral olarak. Biliyorsunuz Yeldif var. Yani Yeldif'te zaten selenyum var. Sıraç Korkmaz sormuş. Emirhan Erdem Ziraat Bankası'nın Geç Çiftçi projesi hayvancıya başlayabilirsin ama araştırman lazım. Yani iyi araştırman lazım. Evet. Damızlık iyi koyun 1500'e alabilir miyiz? Valla verenler var bakmak lazım. Mert Mertoğlu ne demiş? Koyunculuk düşünüyorum ama ufak çocuk gibi 365 gün 24 saat bakmak gerekli deniyor. Siz öyle diyorsunuz. Peki siz o koyun sahipleri hiç dinlenmiyor mu gerçekten? Tabii ki dinleniyorlar. 24 saat derken yani şöyle düşün. Çocuğunla ne kadar ilgileniyorsan onlarla da ilgilenmek zorundasın. Onlar canlı neticede. Mutlaka aldığın miktarda çobanın olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama sen öyle bir sistemi oturtman lazım ki ben 10 yılda oturttum o sistemi. Gittiğin zaman gözün arkada kalmaması lazım ve devamlı takip edebilmesin. İşte kamerayla bilmem neyle onunla bununla. Yani ben küçük işletmeleri daha çok seviyorum. Çünkü küçük işletmelerde tamamen kendileri çalışıyorlar. Sosyal yaşamları da o artık. Hayat yaşam tarzı da o. Onu öyle düşünmek lazım. Ama sosyal yaşamınız şehirdeyse onu değiştirmek çok zor. Ama artık sosyal yaşam da kalmadı biliyorsunuz şehirlerde. Şimdi staj imkanı sağlayan ve eğitim veren yerler var mı? Vallahi yeteri kadar yok. Ben öğrencilere staj sağlamaya çalışıyorum. Yılda 2-3 öğrenci staj olarak almaya çalışıyorum. O da hocalarının tavsiyeleriyle. Daha önce daha olgun yaşlı stajyerler aldım. Başıma gelmedik kalmadı. Buradan onları teker teker anlatmayacağım. Onun için prensip kararı olarak sadece üniversiteden mezun olacak arkadaşlara o da hocalarının referansıyla alıyorum. Neden kangal koyunu yapmıyorum? Fırsatım olmadı. Yapmak isterim. Kangalı çok sevdiğim bir koyun ırkı. Suffolk çoğalmalı. Suffolk güzel bir ırk. Gerçi Amerika artık yavaş yavaş Suffolk'tan değiştirmeye başladı ama ya bütün ırklar iyi. Yani etlik koyunda hangisini önerirsiniz? Karaca Bey Merinosu, Karayaka, Southdown, Kıvırcık, Hampshire. Abi öyle bir soru sormuşsun ki Burak Ömer Beyoğlu. Yani ta bir ekstrimden diğer ekstrime gitmişim. Şimdi bence hepsi iyi. Yani hangisini tercih ederim dersen Karaca Bey Merinosu'nu, Kıvırcığı ve Hampshire'ı tercih ederim burada herhalde. Karayaka'da çok fazla yapamıyorum yani yorum yapamıyorum. Kasaplar kilosunu kaçtan alıyor? Söylemiştim şu anda en son ben verdim 23,5'tan verdik. Canlı verdik 23,5'tan. Demek ki 23,5'sa demek ki 45-48 lira karkasta seviyelerde. Evet, Veysel Tekin verdi. Ulaş Özdemir. Karaca Bey Merinosu. Damın çatısı saç mı kiremit mi olmalı? Vallahi o konuları dediğim gibi ben şu anda bir sistem buldum. Çelik konstrüksiyon ve üstü de karbon. Yani tamamen ısıyı %60 azaltan, soğuğu %60 azaltan ve terleme yapmayan bir sistem. Çok güzel oluyor. Gerçekten çelik konstrüksiyon ve çadırdan daha ucuza neredeyse mal oluyor ve evladiyelik. Çelik konstrüksiyon çünkü. Bu konuda aramak isteyenler beni arayabilir. O konuda yardımcı olmaya çalışırım. 10-11 aylık koçumuz Merino Lanshoff koçumuz aşım yapabilir mi? Tavsiyem şu yapar ama mümkünse 12 ayı geçirin. 13-15 ay arası koçunuzu tutun. Çünkü ben yurt dışına gittiğim zaman Almanya'da da
Macaristan'da da diğer yerlerde de Merino lavşaf yetiştiricileri ve diğer ırklarda hep böyle yapıyorlar. Yani boyutun büyümesi lazım. Hayvan büyümesini tamamlaması lazım. Onun için biraz daha bekleyebilirsiniz. Ben de kendi 3 aylık kuzularımı sattığım zaman bana diyorlar ki ne zaman çiftleştirelim? 10 ay sonra diyorum. Yani 3 aylık kuzu 10 ay 13 ay demek ki. Valla sıvı ya vitamin konusunda yani bu tip şeylerde marka veremiyorum. Gerçekten veremiyorum. Artık ben markaları o kadar detaylı takip etmiyorum. Yani alacağınız herhangi bir sıvı vitamin size zaten o faydayı sağlayacaktır. Yani 3 aşağı 5 yukarı çok birbirleri arasında farklar yok. Kusura bakmayın ara sıra su içiyorum. Evet, Umut Çakır sana da iyi akşamlar. Sıraç kardeşim kusura bakma yani vitamin adı veremiyorum şu anda. Ama bir ara gündüz vakti ararsam bakarım ben de kullanıyorum diye. Muhammed Taşdelen, Osman abi Merino lavşaf koyunu Elazığ'a verir misin? Valla Elazığ'a gönderdik. İlk kuzularımızı gönderdik. Bakalım inşallah oradan güzel cevaplar alacağız. Semih Özyar, abi çok keyifle izliyorum. Biz koyunculuğu bırakalı 20 seneye yakın oldu. Tekrar başlamak istiyoruz. İnşallah başlarsınız kardeşim. Elimizden geleni de yaparız. Semih Özyar, 20 sene, Semih Özyar da aynı şeyi Sivas Divriği 20 yıldır yapmıyorum diyor. Kangal'a devam olacak ya da Merino olacak. İkisi de olur. Hasan Cengiz Avusturya'dan yaşıyorum. İzmit'te bu işi yapmayı planlıyorum. İzmit'te pek mera yok ama İzmit'in en güzel tarafı şu. İzmit'te Marmara bölgesinin en çok yağış alan bölgelerinden birisi. Devamlı yağmur yağdığı için yani hele böyle 30 tane 50 tane baktım yolun kenarında otlatsan hayvan doyuyor. İnanın bana doyuyor. Ormanda daha da beslemek için hangi koyun ırkını önerirsin? Bence hepsi olur. Yani yerli ırklarda besi olarak alacak hangi ırk? Onda da yani yerli ırk o kadar çok ırk var ki merinos çeşitlerinin yani Türk merinoslarının hepsi Anadolu merinosu, Polatlı merinosu, Karacabey merinosu, Trakya merinosu, Kıvırcık, ondan sonra işte Akkaraman hepsi yani Kangal hepsinden netice alabilirsiniz. Başka kapalı sistem uygun etçi koyun. Kapalı sisteme etçi koyun. Yani birkaç tane ırk olabilir. Yani kapalı sisteme ben karşıyım. Etçilikte karşıyım. Hani süt hayvancılığında karşı değilim. Ama illa ısrarla yapalım diyorsanız ikizlik oranı yüksek hayvan seçmeniz lazım. Île de France olabilir. Berrichon du Cher olabilir. Charolais olabilir. Yani bunlar yapılabilir. Macar merinosu bile olabilir. Merino lavşaf daha iri bir hayvan. Yani kapalı sistemde daha yani tam tercih etmem herhalde. Kapalı sistem olduğu takdirde. Süngerleme yapmayarak sadece flashing de kızgınlıkları toplaştırıp koç katabilirmiş. Tabii ki yapabilirsin. Flashing programı mutlaka izleyin. Yani flashing demek ne demek? Hayvanın yumurtalıklarının çalışmasını sağlamak. Bunun için ne yapıyorsun? Normal verdiğin yemin dışında ekstra besliyorsun. Hayvana enerji veriyorsun. Enerjisi yüksek. Dolayısıyla hayvan istekli oluyor. Yani hani biz nasıl daha fazla yiyip işte özel mesir macunuyla oydu buydu yiyoruz, ne yapıyoruz? Kendimize bakıyoruz. İşte onun gibi bir şey. Behlül Babür abi bu yeni sistem kaç güne kuruluyor? Nasıl? Müfik hak almaz sormuş. Bu bina sisteminden bahsediyorsanız yani çelik konstrüksiyon anlaştıktan 10 gün 15 gün içinde kuruluyor. 10 gün içinde kuruluyor. O kadar hızlı yani. Safkan Safok mu? Safkan Île de France mı canlı kilo artışı? Bunu söyledim. Tekrarlayayım. Belki sen sonradan katıldın. İbrahim Öztürk arkadaşım. Macaristan'da yapılan pedigri çiftlikler arasındaki istatistiklerde Safok, Charolais, Merino Lanşaf, Île de France geliyor. Mesela Suffolk'un işte 20 gram, 16 gram altında Charolais, onun işte 8-10 gram altında Merino lavşaf, onun 8-10 gram veya 3-5 gram altında Île de France geliyor. Yani ama bunlara o kadar takılmayın. Önemli olan Île de France mı istiyorsun, Suffolk mu istiyorsun? Hangisini daha çok seviyorsun?
Birazcık sevgi önemli orada. Evet. Evet, Antalya için Hakan Ağırbacak uygundur. Karya diye bir ırk var. Sakız ırkıyla aynı mı? Değişiklikler var. Yani benzerlikler var ama değişik. Varyetesi diyelim. Çanakkale bölgesinde Nedim Kocaman'ın 50 dönüm arazisi var. Süt ırkı için bir öneriniz olabilir. Olabilir. Süt ırkı için söyledim. Lakun, Asaf hepsi olabilir. Sakız da olabilir. Hani benim belki tercihim, yani çok şey yapıyorum. Asaf'la Lakun arasında gidip geliyor ama sanki Lakun daha tercihim gibi, bu Marmara'daki kıvırcıktan dolayı birazcık. Lakoyundan dolayı. Mehmet Maviş, interneti bitiyormuş. Ben teşekkür ederim. Bu saate kadar dinledin. Sağ ol. Sen de Allah'a emanet ol. Boynuzu keserken çok kanıyor. Ne yapalım? Ha, bak bu güzel bir soru. Değişik bir soru geldi. Arkadaş isimsiz. Keşke ismini de yazsa. Her şey diye bir şey koymuş. Rumuzlu. Ama bu soruya cevap vermek istiyorum. Arkadaşlar, ANC çiftliğimde de var. Birçok yerde satılır. Böyle ince zincir gibi bir testere var. Onun iki tarafına tahtayı bağlıyorsunuz ve bağladıktan sonra şunu boynuz olarak düşünün böyle. Boynuz. O iki tarafından tutuyorsunuz ve çok hızlı şekilde tık 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 tık, o kadar hızlı yaptığınız zaman zaten yanıyor. O boynuzun olduğu yer yanıyor ve yandığı zaman orayı kesiyor ve kanamasını da engelliyor. Bunu denerseniz kanama ile ilgili sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum. Yani bunu deneyebilirsiniz. Cevdet Kol, bir sonra emekliyim. Afyon'da yerli Tahirova, ithal şarara gibi düşünüyorum. İkisi birbirinden çok farklı. Tahirova süt ırkı. Bak ondan bahsetmedik. Tahirova da çok iyi bir süt ırkı. Hep Asaf Lakun dedim. Tahirova da var. Tahirova da çok iyi süt veriyor. Doğu Fris kanı taşıyor biliyorsunuz, Tayrova kıvırcık kanı taşıyor. İşte her yerde bir şekilde yerli ırkları zaten görüyoruz. Şar olayı da et ırkı. Yani ikisinin arasında karar vermeniz lazım. Şimdi kimde kalmıştık? Kaçırdık. Evet. Sandy Brock'u bir ara bakıyordum devamlı ama artık beni, yani Sandy bana fazla bir şey vermiyor açıkçası. Yeni öğrenen bir kadın olarak kendi tecrübelerini, bildiklerini paylaşıyor. Güzel bir YouTuber, iyi bir YouTuber. Zaman zaman çok nadiren bakıyorum ama yani bana vereceği bir şey yok. Mesela Patrick Smith benim idollerimdendir. Intensive Sheep Farming olarak, ama Patrick Smith de çok yaşlandı şu anda. 2000 2200 küsür koyun bakıyor. Yılda 5000 kuzu alıyor. Arcot-Ridoux diye bir ırkı var. Bu Arcot-Ridoux da 9 tane farklı ırktan karışmış bir Kanada ırkı. Muhteşem bir ırk. İkizlik oranı yüksek. Çok başarılı, çok güzel fikirleri var. Ben ondan çok şey öğrendim zamanında. Yani onu mesela çok seviyordum ama o hiçbir zaman böyle bir YouTuber falan olmadı. Zaten ben seyrettiğim zaman 8-10 sene evvel 65 yaşlarında, 60 yaşlarında, 65 yaşlarındaydı. Herhalde şimdi neredeyse 75-80'e merdiven dayamıştır herhalde. Evet. Abi, sakız koyunu kışları sert karasal şeklinde geçen iklimlerde yetişir mi? Yetişebilir. Alışmaya bağlı. Yetiştirebilirsin yani. Ama bazı ırklar var. Soğukta çiftleşmez. Yani sezon dışında çiftleştirmekte zorlanırsın. Bazı ırklar var. Onu da göz ardı etmemek lazım. Evet. Mehmet Geç. 7 dekar yerim var. 5 dekar ceviz alan arasında yonca ekmek ve ceviz dışında 2 dara da çayır otu ekmek istiyorum. Hayvanları salmak istiyorum. Salabilirsin. Ama sakın ha, orada çok şey bekleme yani. Ama salıp orayı temizlemek için kullanabilirsin. Gürkan Altınay, evet, Hayrabolu'nun bedarı iftarı. Teşekkür ederiz. Ayrabolular da bizi seyredince çok daha mutlu oluyoruz. Gürkancığım, selam söylüyorum, öpüyorum seni buradan.
Çok büyük emeklerini gördük. Gürkan Altınay Hayrabolu'da yıllarca genel sekreterlik yaptı. Koruma Birliği'nde ve Mera Birliği'nde. Bugün herhalde çiftçi mallarını koruma birliği Türkiye'nin en başarılı koruma birliklerinden biriydi. Biri halen de öyle. Burada Gürkan Altınay kardeşimizin büyük çabası, etkisi var. Necmi Öztürk, selam, ikizlik için her koyuna flashing uygulamalı mı? Ne düşünüyorsunuz? İkizlik için her koyuna. Şimdi flashing zaten sürüye uygulanması gereken bir şey. Yani teker teker flashing İngilizce bir kelime. Flash ne demek? Eskiden kameralar vardı, böyle flash'ı vardı, böyle bastığı zaman pat diye patlardı. Flash işte yumurtalıkların ortaya çıkmasını sağlamak. Bunun için ne yapıyorsun? Ekstra besleme yapıyorsun. O ekstra beslemeyle hayvana enerji veriyorsun. O enerjiyi verdiğin zaman hayvan bir şekilde hareketleniyor. İşte bununla ilgili, flashing ile ilgili benim zaten programım var. Onu mutlaka izleyin. Evet, şimdi şurada bakayım. Kaçırıyoruz devamlı ama. Gündüz saatlerinde beni arayabilirsiniz. Mutlaka cevap vermeye çalışıyorum. Ama pazar günleri hani daha az arasanız daha mutlu olacağım. Biraz dinlenmeye çalışıyorum. Şimdi Erdoğan Gündoğan, selam. Sağ ol, teşekkür ederim. Bizden de saygılar olsun. Her zaman işte yapmaya çalışacağım. Her zaman yapamıyorum ama yapmaya çalışacağım. Gökhan Kazandağ bekleriz. Korona bittiği zaman bekleriz. Kangal ırkı koyun desem nasıl olur? Şarkıyla, Sivas şarkıyla da Kangal ırkı. Kangal ırkı çok güzel bir ırk, söylemiştim zaten. Çetin Çatuk, abi seninle tanışıp projemi görüşüp senden, tabii ki her zaman. Zekeriya Tok, Osman abi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Merinolan Şoförkü olur mu? Olabilir. Kelkit de çok özel bir yerdir. Kelkit, Aydın Doğan'ın süt inekçiliği yaptığı bir yer. Yaklaşık 5000 başa yakın süt inekçiliği yaptılar ve organik yapmaya çalıştılar. Hatta oraya transfer teklifi aldım. Ama ben burada kalmayı ve koyunculuk yapmayı tercih ettim. O kadar mutluyum ki. İyi ki yanlışlık yapıp da hani para şudur budur bilmem ne deyip gitmemişim. Evet, çok da iyi imkanlar, yani şu anda korkunç iyi imkanlar vardı. Ama umarım o çiftlik devam ediyordur. Ne oldu bilmiyorum. Yani son zamanda takip etmiyorum. Evet. Fatih Dağ, yaşım 20, 12 senedir küçük baş alım-satım yapıyorum. İstanbul bu işi yapmak istiyorum. İnşallah başarısın. Kuzuları lokantacılara satabilir miyim? Şu anda satamazsın. Zaten lokantalar kapalı. Yani bir de kime mal verirseniz verin, vadeli vermeyin arkadaşlar. Peşin. Bakın, çek senet falan onları unutun. Ben çok dolandırıldım çünkü. Buradan söyleyeyim. Özellikle Balıkesir bölgesinden, bir bölgeden, Kuşkaya Köyü tarafından dolandırıldım. Verdikleri her şeyi, o kadar kayıtlara bakmamıza rağmen hepsi sahte çıktı. %50 paramı almıştım, %50'sini alamadım. Dolayısıyla artık size nakit para getirseler de, eğer alacağınız nakit para 10 bin liranın ya da 5 bin liranın üstündeyse mutlaka bankaya yatırtın, bankadan alın. En azından banka onun sahte olup olmadığını biliyor. Havale ettirin. Paranızı şey almayın. Ve malınızı da, paranız hesabınıza yatmadan ağzınızdan çıkartmayın. Bu çok çok önemli. Yani benim bu gece bence vereceğim en iyi tavsiye, paranız konusunda sakın ola size ya ben 2 lira fazla veriyorum, 5 lira fazla veriyorum, ama asla ve asla kanmayın. Çünkü o size zarar getirir. Evet, arpa çimlendirmeden Umut Çakır bahsetmiştik. Tekrar bence girmeyelim, başka bir şeyler bulmaya çalışalım. Mustafa Kaşık, kuzu verimi olarak tavsiye edebileceğimiz ırk. Devamlı ediyoruz. Her ırkı tavsiye edebilirim. Fehmi Bayazıt. Mersin'de ahırımı hazırladım. Damızlık hayvanı alıp başlamak istiyorum. Düşünceleriniz nedir? Tabii ki ahırınızı hazırlamışsınız. Damızlık hayvan konusunda da ben yardımcı olmaya çalışırım.
Kerihil nasıl bir ırk? Valla hiç çalışmadığım bir ırk. Bana biraz hobi ırkı gibi geliyor. Ama sevenler var. Yani ırkı sevmek çok önemli zaten. Yani ikizlik oranında iyi olduğunu duyuyorum ama daha onunla ilgili bir program yapmadım. Şöyle çelik konstrüksiyonda duvarları da karbon, beton yapmaya lüzum yok. Bence beton yapmayın. Beton sadece temellere lazım. Yani çelik konstrüksiyon direklerini oturtmak için beton dökmeniz lazım. Onun dışında da yanları, duvarları beton yapmaya lüzum yok. Murat Ergül sonradan girmiş, kaliteli sulaş. Sulaş konusunda söyledik. Sulaş konusunda şüphelerim var. Verebilirsiniz. Özellikle süt koyunculuğu yapıyorsanız verebilirsiniz. Ancak gebe koyunlarda dikkat etmeniz lazım. Sulaş verecekseniz de mutlaka sizin başında olmanız lazım. Çobanlara güvenmeyin arkadaşlar bu konuda. Çünkü eğer yanlışlıkla sulaş şey giderse, söyleyin adını, küflü giderse hayvanı ölüme kadar götürebiliyor. Veya düşüklere sebep olabiliyor. Veyahut da listeriye gibi hastalıklara sebep olabiliyor. Abdullah Tur abi ne demiş? İlk fırsatta geleceğim. Siz sanırım daha önce süt koyunculuğu yapmıştınız, vazgeçtim. Vazgeçmek zorunda kaldım çünkü afet geçirdim ve 2500 metre kara alanımız çöktü. O çöktüğü zaman vallahi yapacak bir şey yok. 200'e yakın koyun kaybettim ve kaybettiğim hayvanların hep çoğu da süt hayvanlarıydı. Sonra elimdeki süt hayvanları çıkardım ve bu şekilde devam etmeye karar verdim. 100 koyun için ne kadar kapalı alan yeterli? 250-300 metrekare yeterli olacaktır. Yani bu kuzuları da düşünerek söylüyorum. Yoksa sadece 100 koyun için 150 metrekare de yeter. Dışarıda besleme de yapabilirsiniz. Ama 250-300 metrekarede kuzuları da besleyebilirsiniz. Emre Buldanlıoğlu, sizden damızlık oynanan koyun ile ilgili yıllık bakım ve beslenme ilgili tabii ki paylaşıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu dönemde fiyatlarınızda bir destek var. Valla benim fiyatlarım 1,5 yıldır aynı. Yani dolayısıyla yani ne yapabilirim ve hiç kimseye haksızlık etmek istemem. Onun için de ben hiçbir şekilde fiyatlarımda ne indirim yapıyorum ne bir şey yapıyorum. Niye? Çünkü Ahmet'e verdim, Mehmet'e farklı verdiğim zaman ben ayıp etmiş olurum. Ben kendi şeyime yakıştıramıyorum bunu. İnsanlığıma yakıştıramıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yoksa hiç sıkıntı değil. Muhammed Taşdelen, isim soy isim bul konuşuruz. Ne demek anlamadım ben onu. Burak Aydın, tavanda terleme olmuyor Ulaş Özdemir. Onu söyleyeyim. Çünkü bu dediğim karbondan dolayı. Burak Aydın, merhaba, Bolu iklimlerine en uygun koyun ırk sizce hangisi? Valla Bolu çok güzel bir yer. Her türlü ırk uyar. Bolu'da ot da var. Bolot da var. Valla İbrahim Öztürk, teşekkür ederim. Bence koyunculuk Türkiye'nin en geri kalmış hayvancılık sektörlerinden biriydi. Bizim gibi arkadaşlar bu işe girerek sektörün gerçekten gelişmesine katkıda bulunduk. Şu anda gelenekçiler ve yenilikçiler var. Gelenekçi arkadaşlarımız babadan beri işte yüzyıllardır devam ettirenler var. Onları değiştirmekte zorlanıyoruz. Burada eminim bizi dinleyen arkadaşlarımız var. Yenilikçiler de bu işe yeni başlayanlar. Onların vizyonları açık. Şimdi ben buradan belki tekrar olacak ama Nasrettin Hoca'ya biliyorsun adamın teki gitmiş. Demiş ki iki tane oğlum var demiş. Biri biraz bir şeyler biliyor, biri hiçbir şey bilmiyor. Bunları eğitirmiş. Nasrettin Hoca demiş tamam demiş. Biraz bilenden demiş iki akçe isterim. Hiç bilmeyenden bir akçe isterim. Adam şaşırmış ya demiş. Biraz bir şeyler biliyor. Ha demiş biz ona bildiklerini unutturacağız. Yeniden öğreteceğiz demiş. Onun için ona iki akçe demiş. Yani dolayısıyla bazı zaman bildiklerimizi değiştirmemiz lazım. Ben şimdi söylüyorum yani koyunları 2 gün aç bırakın diye millet diyor ya bu adam deli mi manyak mı nedir? Yo değilim. Siz eğer 2 gün aç bıraktığınız zaman sütten kesilecektir o hayvan. Hiç merak etmeyin ölmez. 2 günden bir şey olmaz. Üzeyir Aykaç. Küçük başlı lakun mu yoksa asaf mı? Ya bu hep soru geliyor. Dediğim gibi ben bile karar veremiyorum.
5 adet hayvanla başlasam olur mu? 5 adet ancak bahçende hobi olarak başlayabilirsin değerli arkadaşım. Abdülmecit Karaman. Biz Adıyaman'da büyükbaş hayvancılık yapmayı planlıyoruz. Küçükbaş hayvancılık, pardon, yanlış okudum. Mera sıkıntımız yok. Irk seçiminde karar veremiyoruz. Hamdani ırkı tutuluyor. Sizin öneriniz nedir? Vallahi Hamdani'yi çok kötü vaziyette gördüğüm için çok bir şey diyemiyorum. Yani oradaki arkadaşlar yüzyıllardır yapıyorlar ama çok kötü verim alıyorlar ve iyi de bakmıyorlar. Bence güzel bir ırk. Çok iyi bir süt ırkı Hamdani. Çalışmak lazım üstünde. Eğer oradakiler gibi bakacaksanız zaten hangi ırkı alsanız da olmaz. Onun için doğru bakım çok önemli. Abi koyun üşür mü? Tahtadan ağıl, etrafına çadır yapacağım. 500 metrekare. Koyunlar üşümez. Yeter ki cereyanda bırakmayın. Cereyanda bıraktığınız zaman sıkıntı olabilir arkadaşım. Yani cereyanda bırakmayın. Recep Koç, otların engebesine göre yani eğimine göre hangi hayvanın seçilmesini önerirsiniz? Böyle bir şey söyleyemiyorum. Yani eğime göre hayvan ırkı, yani çok iri, çok eğimli yerde çok iri hayvan ırkı beslemeyin. Yani daha küçük yapılı hayvan ırkı besleyin bence. Ama çok şey beslemeye lüzum yok. Bilal Süllü. Hocam merhabalar. Kırkçehir bölgesinde hangi ırkı önerirsiniz? Ben Macar Merinosu düşünüyorum. Çok da güzel olur. Bence düşünebilirsin yani. Hiç sıkıntı yok. Erdem Alak. Doğu Fırı Sürüsü'nde koyun sayısından fazla kaç olmasını önerirsiniz? Vallahi yeni başlayan birisi için 50 taneyle de başlayabilirsiniz ama ideal bakabiliyorsanız 100, kadın 100, 70 tane bakıyor, çok verim alıyor. Siz de 100 ila 200 arası bakın. Yani bu size kalmış bir şey. Doğu Fris çok pahalı bir ırk, aynı zamanda süt verimi de çok yüksek bir ırk. İbrahim Balçı hayırlı geceler demiş. Flashing hayvan başı ne kadar verebilirim? Şimdi flashing ile ilgili ben program yaptım. Mutlaka onu izlemekte fayda var. Flashing dediğim gibi bir patlama, yani yumurtalıkların çalışması. Bunda ben biraz İrlanda metodunu kullanıyorum. Ne yapıyorum? 20 gün, 30 gün koçları mümkün olduğu kadar hayvanlardan uzak tutuyorum. Sütten kestikten sonra ekstra beslemeye başlıyorum ve 250 gram buğday yer hale geldiği zaman, çünkü asla başlaman lazım. 4 gün 20'şer gram tuz. 4 gün sonunda arama koçu, önünde önlük olacak şekilde ki aşım yapamasın. Onu da 4 gün tutuyorum. 8 gün. 18 gün sonra koçları katıyorum. Şey, koyun koçları katıyorum. Yani çiftleşmeyi sağlıyorum. 18 gün sonra ve çatırdığı kopartıyorsunuz. Ama burada beslemeye devam edeceksiniz. Yani sonuna kadar besleyeceksiniz. İyi netice alabilirsiniz. Merino Lanşap Ankara'ya uygundur. Hayvan refahı açısından toprak olarak kalsa nasıl olur? Hiçbir sıkıntı yok. Ağıl altı zaten genelde toprak. Ama benim gördüğüm, Avrupa'da şimdi yeni bir şeye başlamış. Beton da yapıyorlar ama adamların altlıkları çok olduğu için beton koysa da hiç sıkıntı vermiyor. İslam Bıyıkoğlu, Osman abi sana çok teşekkür ederim. Videonu izliyorum severek. Teşekkür ederim ben de. Hayvanlarımızın ikizlik oranı %60, 50-60'lara kadar getirdik. Ölüm oranları çok düştü. Tebrik ediyorum. Ne kadar mutlu. İslam Bıyıkoğlu, tebrik ediyorum seni. Yani eğer bizim bir nokta kadar katkımız olduysa ne mutlu bize. Yani ben bunu duyduğum zaman işte, yani tabiri caizse yağlarım eriyor. Çok teşekkür ederim bu bilgiyi paylaştığın için. Onur Zeybek, abi süt hakkında bilgi verir misin? Nasıl pazarlayacağız? Ha, bak arkadaşım. Onur kardeşim. Pazarı bulacaksın. Et de yapsan, süt de yapsan önce pazarını organize edeceksin. Pazarını organize etmeden sakın ola üretime geçme. Yani bu üretim farklı şey de olabilir. Kolonya da üretebilirsin, su da üretebilirsin, kağıt da üretebilirsin, başka şey de üretebilirsin. Ama mutlaka önce pazarını bul. Atilla Oflas, itibata tabii ki geçebilirsiniz. İsveç'te Dorper bakacağım. Ne dersiniz Osman Bey? Bu konuda beni yarın arayabilirsin. İsveç'te çok değerli bir arkadaşım var. Avrupa'nın en başarılı Dorpercisi. Onunla görüşebilirsin. Sana o konuda yardımcı olabilir. Müfit Hakalmaz, Behlül Babür, Kongavere'ye biraz düşünceleriniz nedir?
Korunga da çok iyi, Raygrass da çok iyi. Ben Raygrass'ta sadece şunu söylüyorum. Özellikle Raygrass'ta perennial Raygrass, Lolium perenne, yani İngiliz çimi dediğimiz İngiliz Raygrass'ını seçin. Çünkü o çok uzun vadeli, 12-13 yıl dayanıyor. Onu yaparsanız her yıl tohuma yüklü paralar ödemek zorunda kalmazsınız. Tabii bu konuda tohumcular bana kızabilirler ama gerçek bu. Mehmet Özgür, Adana gibi sıcak bölgeler için et çığlık önerebilir misiniz? Merino Landschaft ve diğer ırklar da oluyor. Orada yetiştiren arkadaşlarım var. Büyük çaplı ev büyük giderleri nedir? Küçük baş hayvancılığın en büyük gideri nedir? Tabii ki yem. Ondan sonra ilaçlar, aşılar gelir belki. Ondan sonra da işçilik, çobanlık. Yani benim söyleyebileceğim bunlar. Rica ederim Abdülmecit Karaman. Yani kararı sen vereceksin. Bunların hangisini beğeniyorsan sen o kararı vereceksin. Yani onun için ben söylemek istemiyorum. Izgara sistemi. Abi, eğer kapalı yapıyorsan ızgara yapabilirsin ama bunlar çok maliyetli şeyler. Yani artık tecrübe kazandıkça o kadar farklı düşüncelere sahibiz ki. Yani inanın şurada şu yaptığımız sohbeti bir yıl sonra yaptığımız zaman bile yeni farklı fikirler çıkacak ortaya. Bundan emin olabilirsiniz. Izgara çok güzel. Ben de kullanıyorum ızgarayı. Kuzulama bölümünde kullanıyorum. Ama maliyetli olduğunu unutmayın. Önce para kazanmanız lazım. Önce kaliteli ırk. Kaliteli ırktan sonra yapacağınız ağılı bilmem neyi düşünün. Onun için önce kiralamayı düşünün veya düşük maliyetle düşünün. Bilal Süllü, daha önce de söyledim. Çadırı önerir misiniz demişim. Yani çadır artık yani bir şey söylemiyorum. Çadır çok hızlı yapmak istiyorsanız çadırın da katkıları, faydaları var. Ama beni arayın. Ben artık çelik konstrüksiyonu size en güzel şekilde yapayım. Ve metrekaresi de 200 TL. Yani burada amaç kar etmekten ziyade maliyeti düşük sistemi kurmak. Ama önce görmeniz lazım. Bu konuda konuşabiliriz. Hocam İbrahim Öztürkken'e sormuş. Hocam Romano değil de Romano konu olan Anarom. Anarom bir ırk değil arkadaşlar. Tiplemedir. Sağ olsun Ebru Emsan hocamız çok değerli bir hocamızdır. Saygı duyuyoruz. O konuda çalışmaları var. Ama Anarom bir ırk değildir. Ona fazla bir yorum yapmayacağım. 2-3 aylık kuzulara mısır sılacı verilir mi? Bence verme arkadaş. Sen ona etlik yapacaksın. Niye veriyorsun 2-3 aylık sılaj? Kuru ot ver. Onun yanında zaten otu 2-3 ay sonra otu azaltıp tahılı çoğaltacaksın. Sen çünkü onun beslemesinin canlı ağırlık artışını yükseltmek istiyorsun. Ete gelmesi lazım. Evet. Ahmet Güneş, Osman abi koyunculuk yapıyoruz. Pırlak koyun bakıyoruz. İkizlik oranı düşün. İkizlik oranını işte devamlı ikiz kuzulardan ve ikiz yavrulardan alacaksın. Bir de flashing'e doğru yapacaksın. Yani özellikle döl verimini arttırmanız lazım. Mustafa Karaduman, arpa asıl lütfen kesif vermeden asıl versek. Kesif yem vermeden. Olabilir. Hasılmatik çok güçlü. Yani arpa çimlendirme çok güçlü. Olabilir. Selçuk Keskin 3 yıl önce sizlerin videoları izleyerek küçük baş hayvancılık yapmaya karar verdim. Bu sizleri izlemeye devam ediyorum. 3 yıl önce çiftliğimizi kurduk. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Burak Aydın tekrar merhaba. Fiyatlarınızı nerede ulaşabiliriz? Siteniz vesaire. Beni arayın. Yani benim numaram her yerde yazılı. Face sayfalarımda yazılı. Burada yazıyorum. Yani tekrar söyleyebilirim. Hiç sıkıntı yok. Yarın bana mesaj atın. Ben size yazayım. Abi hayvan sağlığı açısından bir yıl içinde en fazla kaç kere kuzulatabiliriz? Vallahi yılda bir çok intensif yurt dışında yılda 2 kere kuzulatmayı başaranlar oldu. Ama hayvan çok çabuk ölüyor. 2 yılda 3 kuzulatma daha mantıklı ama orada da beslemeyi doğru yapman lazım. Yani. Osman abi Bergamaska koyunu hakkında ne düşünüyorsun? Bergamaska evet Türkiye'de yapılıyor. Güzel bir koyun. Yani iri bir koyun. O da iri bir ırk. Başarılı yapan arkadaşlar var. Ama hani benim şahsi tercihim değil. Hollanda meneklisini söyledik. Ama verimliliği konusunda şu anda çok şey söyleyemeyeceğim.
Maalesef Hollanda beneklisi çok fazla bir hayvan değil ve o listede yok. Yani yok, yapabileceğim bir şey yok. Adamlar beslemiyor. Yani demek ki bir de şuna bakmak lazım arkadaşlar. Hangi ırklar daha popüler? Neden bu ırklar daha popüler? Neden böyle çok farklı ırkları buluyoruz ve popüler olmadığını görüyoruz? Mesela Brit Dahela dedim. Brit Dahela girmiş şeye. Onların listesine girmiş. Orada var. Ha, demek ki o da popüler bir ırk. Ama bazı ırklar yok. Mesela Dorper bile yok Macaristan pedigrileri arasında. Dişi Doğu Frize, Dorper ya da bu gibi koç katımı yapsak sonuç nasıl olur? Şimdi değerli arkadaşım, iki tane çok farklı, çok değerli bir ırk. Doğu Friz süt ırkının kraliçesi. Dorper'de etin belki krallarından söylüyoruz. Çok pahalı. Niye böyle bir karışım yapmak istiyorsun? Yani amaç nedir? Ha, şunu diyorsan eğer, ya ben artık Doğu Friz yaşlandı veya fiziksel kapasitesini veya genetik özelliklerini beğenmiyorum. Onun için o hattı donduruyorum. Onun için ona Dorper katacağım. Katabilirsin. Sıkıntı yok. Sakarya'ya bizden de selamlar Emre Adalı kardeşim. Bilmem soruna cevap verebildim mi? Mert Mertoğlu, Osman Bey hayırlı yayınlar diyorum. Çelik Konstrüksiyon vizyonunuzda en kısa zamanda seyretmek istiyorum. Bu konuda aşı koridoru yaptım arkadaşlar. Yarın mutlaka seyredin. Muhteşem oldu. 10 yıllık tecrübemi, hayallerimi gerçekleştirdim. Çünkü birçok insana o aşı koridorunu anlattım. Şöyle yapın, böyle yapın. Hiçbiri yapmadılar. Ama sonunda ekibimle beraber bir aşı koridoru yapmışım. İnanılmaz. Yani bana göre efsane. İnşallah yarın o programı yayınlayacağım. Ve tek başıma kuracağım. Yani videomda tek başıma kurdum. Göstereceğim herkese. Evet, yapay mera yapabilirsiniz. Maliyetli olmaz. İşte İngiliz çimi kullanacaksınız. Bilal Sülü kardeşim. Atilla Günda, koç olarak kıvırcık kullanılan melezleme var mı? Ete yönelik kıvırcık kullanılan melezleme var mı koç olarak? Yani bence kıvırcığa daha etçil ırklar kullanmak daha mantıklı geliyor bana. Ben zamanında kıvırcık koç kullandım. Eskiden 12 çeşit ırk vardı bende. Kıvırcık koçlar kullandım. Özellikle kurban yapanlar için süper. Çünkü boynuzlu olması büyük avantaj. Ama boynuzsuz da işte lakun. Öyle söyleyebiliriz. Küçük başın dışkısı para ediyor mu? Ediyor da pazarını bulmak lazım. Tabii ediyor. Koyun şeyi çok önemli. Yani koyun gübresi gerçekten çok önemli. Hava bedava sormuş. Berkay Yoncalık, abi 12. sınıf lise son derslerimde çok iyi ama ben çiftlik kurmak istiyorum. Delikanlı, bizi izlediğin için özellikle ben teşekkür ediyorum sana. İnşallah sana başarılar diliyorum. İstediğin zaman da arayabilirsin. Evet. İtalyan Ryegrass, İngiliz Ryegrass arasında besin farkı var mı? Besin farkı yok. Yani İtalyan Ryegrass'ı Avrupalılar genelde Nadas'a bıraktıkları arazilere ekiyorlar. Yani bizdeki gibi şimdi Trakya bölgesinde biliyorsunuz işte buğday ekiliyor arkadan ayçiçeği. Buğday ekiliyor arkadan ayçiçeği. Buğday ekiliyor arkadan ayçiçeği. Bazen buğday ekiliyor, arpa ekiliyor arkadan ayçiçeği. Hiçbir şekilde toprak dinlendirilmiyor. Toprak dinlendirilmediği için artık organik özelliklerini kaybediyor. Türkiye'nin birçok yerinde de bu böyle bir sorun var. Ama Avrupa'da ne yapıyor? İngiltere'de ne yapıyor adam? Bu sene işte ayçiçeği ekti. Seneye buğday ekti. Arpa ekti. Dördüncü sene Ryegrass ekiyor. İtalyan Ryegrass'ı ekiyor. Bir sene, iki sene bırakıyor. Arkadan tekrar verimliliği kazandırıp tekrar devam ediyor. Ya da arazilerinin bir kısmında koyunculuk yaptığı için 12 yıllık İngiliz Ryegrass'ı ekiyor. Onu da devamlı olarak kullanıyor. Hatta 12 yıl sonra orayı o kadar çok gübre orada birikiyor ki ve o kadar verimli bir toprak haline geliyor ki onu bozuyor. Orayı işlemeye başlıyor. Öteki tarafta işlediği zayıflayan arazileri bu sefer 12 yıllık ekiyor. Bakın ne enteresan. Değil mi? Yani Türkiye ne kadar bu konuda farklı düşünüyor? Benim düşüncelerim mesela bazen soruyorum, Trakya en gelişmiş bölgemiz tarımcılıkta, yani çiftçilikte.
Şimdi diyorum ki oturuyoruz arkadaşlar. 650, 700, 800 kilo alan var. 900 kilo alan var. Tamam. Peki diyorum. Ne zaman toprak analizi yaptın? Abi 5 yıl evvel yapmıştım diyor. Birisi diyor ki işte ben de 3-5 yılda bir yapıyorum diyor. Peki yaprak analizi yaptınız mı? O ne diyor? Yaprak analizi. Yaprak analizi yok. Yani bizim işte Batı ile kendi aramızdaki farklar. Ben Batı hayranı falan da değilim, yanlış anlamayın. Ben Batı hayranı olsam orada yaşardım, burada yaşıyorum. Ve orada da hiçbir zaman ikinci sınıf vatandaş muamelesi de görmedim. Daima dik durdum. Daima birinci sınıf vatandaş muamelesi gördüm. Ve her zaman bir Türk ve Müslüman olduğumu gururla söyledim. Ama adamların doğru yaptığı şeyleri alacağız. Kendi doğru bildiklerimizi örf ve adetlerimizden, gelenek göreneklerimizden ödün vermeyeceğiz. Bunları içimizde yaşayacağız. Bunları kaybetmeyeceğiz. Yani Batı hayranlığı adı altında farklı farklı şeylere gitmeyeceğiz. Ama Batı'nın yaptığı doğru şeyler varsa onları en iyi şekilde kullanacağız. Çok iyi arkadaşlarımız da var. Ama onun, eğer orada yaşarsak eğer, onlar gibi tabii ki oranın adetlerini de öğrenmek zorundayız. Ama biz burada yaşıyoruz. Ya bunu da söylemek istedim yani arada. Evet, Regras'tan nerelere geldik? Bizim Trakya'da kıvırcık ırkı çok yaygın. Koç olarak kıvırcıkla devam etme yoksa melezleme yapmalı, yapsak hangi ırk? Valla kıvırcıkla devam ediyorsan, safkan bir ırkın varsa kıvırcıkla devam et. Ama melez bir ırkın varsa bence işte Merino Lanşaf'ta kullanabilirsin. Ildo France'da kullanabilirsin. Etlik yapıyorsan hiçbir şey, tamamen etlik yapıyorsan Safolku da kullanabilirsin. Sıkıntı yok yani. Akkaraman'a Kangal Koç katılır mı? Tabii ki katılır. Çok katanlar var. Oğuzhan Yıldız söylemiş. Tabii Koca Bey teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Mustafa Ataş. Hocam hayırlı geceler. Bir damızlık dişi kuzu kaç aylıkken koça gelebilir? Irktan ırka değişiyor ama Merino Lanşaflar'da ben 13-15 ay arası diye söylüyorum artık. Daha önce, daha erken zamanda da koça getirdik. Ama çok büyük, iri bir hayvan olduğu için bence şey yapmak lazım. Yani biraz daha beklemek lazım. Ceyhan Karaca, Nevşehir'e de çok selamlar. Burhan Şahin, merasız koyunculuk yılda 3 yavru almak şartıyla para kazandırır mı? Bunu çok söyledim. Çok zor. Merasız çok zor. Et koyunculuğu çok zor. Ama süt koyunculuğu daha rahat yapabilirsin ama pazarını bulman lazım. Abdullah Özgen, selamünaleyküm Osman abi. Bir haftada 7 tane koyunum öldü. Koyunlar sigortalı. Tersim'den gelen eksper koyunlarda bir sıkıntı bulamadı. Ani ölüm diye rapor tuttu. Valla bu arkadaşım, Abdullah kardeşim, öncelikle geçmiş olsun. Bir kere ne yediriyorsun ona bakmak lazım. Beslemede mi sıkıntın var? Mutlaka açıp otopsi yapman lazımdı. Mutlaka bir veterinerin otopsi yapması lazım. Senin de görmen lazım. Tahlile göndermen lazım. 7 tane koyun çok ciddi bir rakam. Koyunların yaşlı mı genç mi? O kadar soracak soru var ki buradan buna cevap veremem. Ama tek söyleyeceğim, beslenmene bak. Nelerle besledin? Yedikleri yanlış bir şey olabilir. Çobana bak. Nasıl bakıyor? Orada bir sıkıntı var mı? Ondan sonra hayvanlar bir şeyden mi korktu? Artı dediğim gibi analiz yapmak lazım. Yani başka bir sıkıntı mı var bilemiyoruz. Uzun yıllık regres tohumu satan var. Bizim arkadaşlarımız da var. Ararsanız yardımcı oluruz. Evet. Dorper'in etlik özelliğini almak istiyorum. Doğu Frizin ise çoklu Emre Adalı yine yazmış. Çoklu doğum yaptığı için, süt çok olduğu için ikiz ve üçüz. Bence yanlış düşünüyorsun Emre. Ben katılmıyorum. Yani Doğu Friz gibi kaliteli bir süt ırkına sen sadece daha fazla kuzu almak için, o zaman öyle yapacaksan yani ben sana söyleyeyim, daha güzel bu konuda Murat Abay diye arkadaşım var. Çok başarılı oldu. Sakız koyunu aldı. Daha ucuz. Çünkü Doğu Friz çok pahalı bir koyun. Bugün 5.000 liraya alamıyorsun Doğu Friz koyununu. Gerçek Doğu Friz'den bahsediyorum. Al o zaman sakız koyunu veya sakız koyunu melezi al, dorperi koy. Çok güzel verim alırsın. Bak bunu söyleyeyim buradan. Arkadaşlarım aldı. Yani bunları hep tecrübelerle konuşuyorum ben. Bilgilerimle konuşuyorum. Yani bilmediğim şeyle konuşamıyorum. Dikkat ederseniz bilmediğim konuda ben bunu bilmiyorum diyorum. Her şeyi de bilmek zorunda değiliz. Mustafa Kaşık, Osman abi, koyunlar arpaya vurulduğunda ne vermeliyiz? Valla
Ben arpaya vurdurduğum zaman kesmek zorunda kaldım. Bir tane iki tane kurtarabildim. Ne yaptık onda da? Hayvanı devamlı yürüttük. İşte zeytinyağı, soda içirdik falan filan ama yani zor kaptırmayın. Hayvanı arpaya, marpaya, buğdaya kaptırmayın arkadaşlar. Mısıra da kaptırmayın, hiçbirine kaptırmayın. Sakız, Merinos Bafra koyunu yetiştiricisi. Hocam bizim koyunlar sakızı var, Merinos Bafra var. Sakız koçu ve Bafra koyununun sonucu iyi olur mu? Merinos Bafra. Şimdi sakız süt koyunu arkadaşım. Bence yani çok mantıklı değil. 50 dönüm arazide 50 tane koyun bakılır. Sadece 365 gün aynı yerde bakacaksınız. Evet, bunlara cevap verdik. Allah'a teşekkür ederiz. Büsra Nur, Aydemir, Osman Avcı'nın lokum mu yoksa Doğu Friz mi? Bak o da güzel. Asaf mı, lokum mu, şimdi Doğu Friz mi? Doğu Friz süper bir ırk ama Doğu Friz'in çok pahalı olduğunu unutma. Ve çok süt verimi yüksek bir ırk. Biraz da hassas bir ırk olduğunu unutma. Yakup Taşdemir, damızlık bırakılacak kuzuların beslenmesiyle ilgili bir program yapabilir misiniz? Damızlık bırakılacak kuzuların. O konuda program yaptım. Seyretmek lazım. Hocam Zwartless koyunu, evet bundan Zwartless koyunu da enteresan hobi ırkı. Çok az bulunan bir ırk. Fazla bir şey yorum yapamıyorum. Yani çalışmadığım için ve çok araştırmadığım için o ırkı. Çünkü çok o kadar ırk var ki dünyada 2000'e yakın ırk var. Hepsini zaten bilmemiz mümkün değil. Sezen Özkınay, hocam lakum koyuna kullanma melezleme tavsiye edeceğiniz bir ırk var mı? Lakun koyuna tavsiye kullanma melezlemesinde lakunu niye melezlemek istiyorsunuz arkadaşım? Yani %30 şarjım kalmış. Biraz daha devam edeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar durduracağız. Bence lakun koyuna başka bir şey katma. Lakunla devam et derim. Ama illa hani ırkı devam ettirmeyeceğin koyunlar varsa onlara İl de France'da katılabilirsin, Merino Landschaft'ta katabilirsin. Her türlü et ırkını, iyi bir et koç, ırk koçunu katabilirsin. Deniz diye bir arkadaş, kuzularım çok ishal oluyor. İlaç kullanıyorum. Arkadaşım, en önemli şey mutlaka karma aşıda ekolüyle olan karma aşısını tercih edin. Mutlaka ekoli aşısı olsun koyunların gebelik döneminde. Yani sonradan düzeltmek gerçekten çok zor oluyor. Biraz susadık. Evet. Sakız Bafra, yanlış söyledin. Sakız Koç Bafra. Ben mi yanlış söyledim? Tamam, yanlış söyledim. Sakız Bafra. Koç Bafra dişi. Sakız Koç. Bak arkadaşım ben yanlış söylemedim. Değerli kardeşim. İsmin de yazmıyor. Sakız Merinos Bafra koyunu yetiştiricisi olarak geçiyorsun. Sakız Merinos Bafra koyunu yetiştiricisi. Şimdi sakız, Merinos ve Bafra yani 3 çeşit ırk var sende anladığım kadarıyla. Bafra dişiyle sakız koçu çiftleştiriyorsun. Sakız Merinos nereden geliyor onu anlamadım. Ama sakız bir süt hayvanı. Yani neyi hedefliyorsun onu anlayabilmiş değilim. Onun için ben buna bu şekilde cevap verdim. Yani sakız bir süt hayvanı. Bafra'nın daha çalışmadığım için üstünde %100 hani et mi süt mü orada karar vermiş değilim. Karadeniz'in değerli ırklarından bir tanesi. Ama bedava abi sönmez koyunu hakkında ne düşünüyorsun? Çiftçisi sönmez koyuna baktım pek inandırıcı gelmedi. Sönmez koyunu çok az var. Onu söylüyorum zaten yani yapacak fazla bir şey yok. Sönmez koyunu çok az var ve ırk özelliğini de kaybetti bence. Yani onun hocasıyla yani bunu yapan hocayla çok konuştum. İlker Enes çok farklı. Bir merakı rumen işleyişi ve çok fazla ırk merakından önce bu merakı rumen işleyişi ve farklı dönemlerde neden ihtiyaç farklılıkları var? Bu yönlerde kafa yormak bence çok önemli.
İlker Enes kardeşimiz söylemiş. Erhan Gelmez yemleme yaparken karma makinesiyle hazırlayıp yemi oluk şeklindeki yemliklere dökmek mi etkili gelişimde yoksa çatal yemliklere ot koyup. Vallahi bak çok güzel soru bu. Erhan Gelmez'den geldi. Ben mesela şu anda karma yem makinesi bir çiftliğimizde kullanıyorum. O çiftlikteki yemliklere göre karma yem makinesinde karıp veriyorum. Bunun bir maliyeti var. Gerçi black box aldık ve elektrik maliyetiyle yakıt maliyetini düşürdük. %75 civarı tasarruf yaptık. Ama OTG hayvancılıkta otu tamamen direkt veriyorum. Öyle bir yemlik sistemi kurduk ki oradan hayvan çektiği zaman yediklerinden bir kısmı aşağı dökülüyor. Yere dökülmüyor. Bir kısmı da altlık olmuş oluyor. Ve son derece başarılı. O yaptığım çekimlerde ve yeni yapacağım çekimlerde bunu özellikle göstermeye çalışacağım. Yani özellikle küçük üreticiyseniz bence karma yem makinesini hiç düşünmeyin. Bakın hep makine, ekipman ve sabit yatırımlardan kaçmaya dikkat ediyorum, dikkat ederseniz. Neye dikkat ediyorum? Kaliteli koyun alın. Kaliteli koyun alın. Kaliteli koyun alın. Bu çok önemli. Evet, Murat Mustafa Ersoy, kasaplık ya hayvan yetiştirmek isteyen birisini sığır mı koyun mu tercih etsin? Vallahi kasaplık yani kendin yetiştirmiyorsan kuzuyu alıp besleyip satmak çok zor para kazanır. Çünkü üretici zaten kendisi para kazanmaya çalışıyor. İyi akşamlar Erhan Gelmez. Onun için bence öyle düşünmeyin. Mustafa Klasik, Profesör Ömer Faruk Arpaslan hakkında düşünceniz. Valla güzel fikirleri var. Birkaç kere dinledim. Ama inanın benim çok fazla farklı insanları hani dinleme vaktim olmuyor. Devamlı bilgiyi gezip gördüğüm yerlerden almaya çalışıyorum ve gerçekten korkunç bir yoğun tempodayız. Yani bunu da söylemem lazım. Ama kendisi değerli bir hocamız. Birkaç kere dinledim ve çok değerli fikirleri var. Mustafa Ersoy, F4 melezden sonra saflık %95 diye hatırlıyorum. O devamlı yükseliyor. Yükseliyor 97,5, 98,5, 99,99. Yani gidiyor. Yani ama 4 nesilden sonra artık istediğiniz seviyeye ulaşmış diyebilirsiniz. Yani dünya normları bunu böyle kabul ediyor. Pedigriye başvuranlar da dünya normları bunu böyle kabul ediyor. Abdülmecit Karaman, ülkemizde küçükbaş hayvan geleceği nasıl görüyorsunuz? Ben iyi görüyorum. Bence küçükbaşta gelecek var. Zaten üretimde gelecek var. Görüyorsunuz işte koronavirüs her tarafı sardı. İnsanlar evde kaldı. Evet birçok yer kapandı ama herkes yemek yemek zorunda. Herkes et yemek zorunda. Herkes otçul şeyleri de yemek zorunda. Sebze de yemek zorunda. Yani üretim bitmeyecek. Dolayısıyla bence yatırım yapılabilir. Zaten insanlar şehirden köylere göç ediyor. Yaşarsa ki uzun yıllık Raygrass mı yonca mı? Bence Raygrass. Uzun yıllık Raygrass. Ben öyle diyorum artık. Yonca bana biraz ne bileyim artık ters geliyor. Çok pahalı ve yonca mesela özellikle kuzularda fazla idrar yapabiliyor ve yonca da kullanın. Varsa kullanın ama sadece yonca kullanmayın. Sanki Raygrass'tan daha iyi verim alırsınız. Yunus Semiz, hocam mezbahalarda koyun derisi için para alınıyor mu? Tabii ki siz sattığınız zaman, karkas olarak aldığınız zaman onu alan celep ya da kasap onun gerisini, derisini, her şeyini satıyor, ciğerini satıyor. Mesela Gönen bölgesinde bayılıyorum o bölgeye. Orada ciğerli alım yapıyorlar. Bugün bir ciğer 1.8 kilo geliyor. Bugün 23,5 lira ya da 25 lira olan 47-50 lira olan karkastaki kiloda siz bir ciğeri olarak düşünürseniz 80-90 lira para ediyor. Siz 10 tane hayvan kestirseniz 800 lira. 100 tane kestirseniz 8000 lira. Az para mı? Ama biz bunu alamıyoruz diğer bölgelerde. İşte bizde birlik beraberlikte olmadığı için bunları başaramıyoruz maalesef. Evet. Biz teşekkür ederiz Erhan Bey. Arkadaşlar şöyle yine bakıyorum. Mehmet Bil, hayırlı akşamlar. Araziye yem bezelyesi Raygrass burada yarpa ekip öylece yaymak mantıklı olur mu? Bence o kadar karışıma lüzum yok. Eğer mera karışımı yapmak istiyorsan burada yarpa ve bezelye içinde olmasın. Mustafa
kaşık mereotu olarak ne önerirsiniz? Mereotu dediğim gibi İngiliz çimi ve güzel karışımlar var. Flora K var mesela. Çok güzel bir karışım. Onlara bakabilirsiniz. En dayanıklı olarak hangi örgü görüyorsunuz? Yani valla yerli ırklar çok dayanıklı bir kere. Bunların dışında Merino Lanşafı çok dayanıklı buluyorum ırk olarak. Diğer ırklarla ilgili çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Onlar da dayanıklı kendilerine göre. Yani ama yerli ırklar çok dayanıklı. Şefkani, Saman, Elbalyacı işine özellikle kaba yem olarak kullanılıyor. Amonyak, evet, özel yemlerde yurt dışında nitrat, amonyak dediğiniz nitrat katılıyor. Onu biliyorum ama Türkiye'de yasak olduğunu biliyorum. Veya çok özel kontrollü yapılıyor. Dağlık alanda hangi koyuna bakılmalı? Toroslarda dediğim gibi her türlü ırk olabilir. Merinos olabilir. Merino lavşaf olabilir. Diğer ırklar olabilir. Yani olabilir. Evet arkadaşlar. Veysel Tekin abi uzun yıllık rastan kastın İngiliz çimi mi? Evet İngiliz çimi. Bravo. Bilal Sülü. Kangal bakarak kasaba kuzu yetiştirmeli miyiz? Yetiştirebilirsin. Doğu Frizli Akun İzmir çevresinde bakılabilir mi? Bakılabilir. Halil İbrahim Sayın Hocam koyun yapısını daha işlevsel olarak kullanamaz mıyız? Maalesef o konuda çalışmalar var ama şu anda yapı para etmiyor. Arkadaşlar ben de yoruldum. Siz de yoruldunuz. Güzel bir program oldu. Müsaade ederseniz artık kapatalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Umarım güzel bilgiler ve şimdilik hepinize sevgiler, selamlar. Allah hepimizi koronavirüs hastalığından korusun. Hastalığa yakalanlara şifa, ölenlere rahmet diliyorum. Hepinizi sevgiyle, candan, içtenlikle selamlıyorum. Sürçülisan ettikse affola. Sevgiler, selamlar. Hepinize iyi geceler.